İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi maç sona erdi. Mete Kalkaban az önce karşılaşmayı bitiren düdüğünü çaldı. İlk yarıdaki gollerle Galatasaray Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ediyor. Kasımpaşa kalecisi Fatih şu anda Mete Kalkaban'la bir tartışma içinde. Tartışma derken öyle sert bir tartışma değil. Yani Mete Kalkaban ona bir açıklama yapıyor. O da son derece beyefendi bir şekilde dinliyor ama hani bir şey sormuş belli ki. Sarı Kırmızılar aldıkları 3 puanla puan cetvelinde 39 puana sahip olarak Aytemiz Alanya'nın hemen altında 5.liğe yerleşiyor. İşte son puan cetveli de ekranlarınızda. Aytemiz Alanya Spor'un averajı daha iyi. Genel averaja bakılıyor tabii. Trabzonspor'un BTC Türk Yeni Malatya ile oynayacağı ertelenen karşılaşmayı hatırlatalım. İlk sayfada bir maç eksik. Bir diğer takım da Göztepe olarak dikkat çekiyor. Ligin zirvesi 42 ile 36 arasında yani 6 puanda 7 takım olarak dikkat çekiyor. Bir kopma var. Beşiktaş da bu haftayı 3 puanla geçerek haftanın karlı takımlarından oldu. Bugün Beşiktaş'ı da konuşacağız. İkinci sayfaya da bir göz atalım. Bu maçın sonuçlarına iyice vakıf olmak için. Kasımpaşa bugün uğradığı bu mağlubiyetle sıkıntılı bir noktaya itildi. Ve 16 puanla 17.likte kaldı 21. hafta sonunda. İkinci sayfada da BTC Türk Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'la oynayacağı maçı hatırlatalım. Ve Çaykur Rizespor'un da Göztepe ile yarın haftanın kapanış maçında karşı karşıya geleceğini belirterek bir maçı eksik olduğunu söyleyelim. 24'er puanlı 3 takım var. 10, 11, 12. sırada. Ve düşme hattında şu an MK Ankara Gücü, Kasımpaşa, Eskablo, Kayserispor var. Düşme hattının hemen üstünde yer alan Antalya Spor ve İttifak Holding Konya Spor dikkat çekiyor. İttifak Holding Konya Spor bugün tarihinin en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman'la yollarını ayırdı. Sıcağı sıcağına biten maçla başlayalım. Kasımpaşa 0, Galatasaray 3. İlk sözü Levent Tüzemen'e verelim. Levent Tüzemen Galatasaray kazandı. Hakikaten enteresan maç oldu. İlk yarıda gelen gollerle kazandı. İlk yarıda Galatasaray'ın rakip kaleyi tutan iki şutu vardı. Skor tabelasında 3-0'lık üstünlük vardı. Feguli adeta maçın açılış golünde 7. dakikada rakibe çarptırtarak attı. Hatta onu da belki tartışırız bugün burada futbolun bu yönünden de keyif alan seyircilerimiz için. Ve sonrasında Adem Büyük penaltı, ustaca kullanılmış bir penaltıyla farkı 2'ye çıkarttı. Sonra kendisinin ikinci golünü kaydetti. VAR devreye girdi orada. Önce offside bayrağı kalkmıştı ama VAR offside yok deyince gol geçerlilik kazandı. 3-0. İkinci yarıda tempo biraz düştü. Belki de hafta içinde oynanacak. Aytemiz Alanya rövanşı düşünülerek Galatasaray tarafı böyle bir tasarrufa gitmiş olabilir. Yorumlarınızı alalım. Şimdi sen benim yazımın özetini verdin. Galatasaray 2 deplasman, biri Konya, biri Kasımpaşa. 3-0, 3-0. Yani baktığımız zaman Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda oturtamadığı bir oyun, kısır bir oyunu hücum anlamında. İkinci yarıda rakip sahada oynamaya başlaması, kanatları iyi kullanması, çabuk geçişleri yapması, Fatih Terim'e alıştığımız oyun karakteri. İlk yarıdaki kadro doğru bir kadro değildi. Buradaki isimlerle oynadın, Babel gibi, Enzonzi gibi oyuncularla. Bunlardan bir türlü verim alamadın ama Seri Lemina ikilisinin Galatasaray oyun aklı olduğunu görüyoruz. Zirvenin puan kaybettiği bir dönemdeki oluşan fırsatı Galatasaray fikstür avantajını kullanarak geri çevirmedi ve 3 puanla kapattı. Ama burada bir gerçek şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çehresini değiştiren adam Emre Akbaba. Eğer ki Emre'nin ben bu kadar etkili döneceğini tahmin etmiyordum. İnanılmaz güzel bir golünü penaltı engelledi. Röveşata Lokes'in gol olacaktı. Mükemmel vurdu ona. İkinci ilk golün hazırlanışında da onun imzası var. Tam fizik olarak hazır olmamasına rağmen oynadığı süreç içerisinde sahaya her şeyini veren, aklını koyan, yeteneğini koyan ve yüreğini koyan bir oyuncu izliyoruz. Emre Akbaba'yı o konudan dolayı alkışlıyorum. Emre Akbaba'nın varlığı Fegoli'nin de etkili oynamasını sağladı ama burada oyun tarzının Galatasaray'ın değişmesi, daha çok önde oynaması, Mariano'nun da kendi ayarlarına geri dönmesini sağladı. Yani Mariano da fabrika ayarlarına döndü. O da Fegüli, Emre Akbaba ve
Mariano üçlüsü. Sağdan etkili ataklar yaptılar. Bugün Lines'in affedilmesi, yani tekrardan takıma kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. İkinci dakikada Saric sakatlandı. Lines geldi. Galatasaray'ın birçok hücumuna da katkı sağladı. İyi de savunma yaptı. Şunu net söyleyeceğim. Galatasaray belki ilk yarıda fişi çekti. İkinci yarıda dediğin gibi hafta içi kupa maçı revanşını Alanya'yla oynayacağı düşünerek. Ki ilk maç 2-0 fazla mağlup, yani zor bir revanş. Valla ben orada hocayı eleştirmiştim. Hoca da maçtan sonra biraz direkt bana serzenişte bulunur gibi ifade bahsetti. Rotasyon lazımdı diye, ama 8 tane rotasyon Alanya gibi takıma yapılmaz. Yani 3 tane olabilir, belki 4 tane. Ama 8'de 8 yapıyorsan son lig maçından sonra bu Galatasaray'ın uyumsuz bir tablosunu ortaya çıkardı. İşte bugün nerede Jimmy Durmazlar? Yani bugün Onyekuru bile o sonradan oyunu aldı ki Galatasaray'ın hücum zenginliğine katkı sağlayacak çabuklukta bir oyuncu. Bence hafta içi çok daha farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray bir kupa takımıdır. Kupa takımına da ideal bir takımda çıkacağını düşünüyorum, ama işinin kolay olmadığına da inanıyorum. Bunu söyleyeyim. Alanya güçlü bir takım, gövdeli bir takım. Örneğin Fenerbahçe maçında Erol Hoca'nın Junior Fernandes'i kullanmamasına da aklım ermedi. Yani Emre Şener'de pek demek mi orada? Junior Fernandes mi? Galatasaray ikinci yarıda kupada sol taraftan etkili bindirmelerle yok eden bir oyuncuyu, yani etkili hücum eden ve mükemmel bir gol atan oyuncuyu oyuna katmamak, Mustafa Pek demek ki oyuna katmak çok akıllıca bir şey değil. Buradan da o Erol Hoca'nın bu değişikliğinden anlam veremedim, yani kusura bakmasın. Junior Fernandes'i kupaya sakladım derse bana inandırıcı olmaz. Ama Galatasaray bence daha ideal bir kadrosuyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı var. Ben Fatih Terim'i şundan dolayı yaptığı rotasyondan eleştirmiştim. Antalya galibiyeti, devre arası oynanan iki maçta elde edilen iki galibiyet, sonra iki kupa maçı, bir galibiyet, bir beraberlik ve ligde ard arda kazan galibiyetler. Yani Galatasaray bu seriyi yakalamışken Alanya'da kaybetmemeliydi. En azından berabere kalsaydı bu takımı olumsuz etkilemesin diye söylemiştim. Yani yorumum bu yüzdendi. Rotasyon yüzünden. İşte Galatasaray'ın ideal kadrosu bu. Burada iki oyuncu eksik. Saraç'ı olsa da olur, olmasa da olur. Lines var oynuyor yerine. Falco, o da olmalı mı, olmalı mı tartışılır. Bugün çok eleştirilen Adem özellikle attığı ikinci golde, işte Rea Hoca yıllarca o bölgelerde oynadı, gol attı fazlasıyla. Kaleciye vuru gibi fake atıp oraya yumuşak vuruş yapmak bir yetenek işidir. Yani öyle badozlama topa vurmadı. Dolayısıyla Adem de işini yaptı 33 yaşındaki bir oyuncu olarak. Ama Galatasaray'ın bu galibiyeti çok abartılmaması gerekir. Çünkü Fatih, Aytaç, bir kişi daha vardı. 3 oyuncu dışında 8 tane yepyeni oyuncuyla sahaya çıkmış. Bir Kasımpaşa var. Birbirini tamamlamayan bir oyuncu grubu. Saha içerisinde aynı dili konuşmuyorlar. Sadece mücadele ederek, direnç göstererek Galatasaray'ı durdurmaya çalıştılar. Ama Galatasaray'ın yetenekli ayakları skor avantajını ele geçirdikten sonra tempoyu düşürdü ve oyunu istediği gibi de yönetti diyebilirim. Bu saatten bir önünde Galatasaray'ın bir Malatya maçı var. Fenerbahçe maçına kadar puan kaybetmezse her şey Erman Hoca'nın dediğine gelecek. Yani dedi ya, Galatasaray yukarı giderse bunu fırsatı kaçırmaz dedi Erman Hoca. Bakalım, yani Galatasaray'ın önündeki Malatya maçı çok kıymetli. Onu Galatasaray 3 puanla geçtiği takdirde ligin zirvesindeki puan tablosuna şöyle bir göz atmak gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam. O zaman Erman Hocam'la devam edelim. Erman Hoca'ya gönderme yaptınız. Tabii maç erken koptuğu için ilk defa ekibi tam kadro topladık hemen programın başında. Herkes yazıyı yazdırmış geldi. Ne diyorsunuz, bu Galatasaray yukarı çıkar mı? Bugün nasıl oynadı? O kupa revanşı efekti mi var, yoksa tempoyu düşürdü mü? Gerçi hani ilk yarıda 3 yaptı da hani büyük bir baskıyla, inanılmaz pozisyonlarla 3 olmadı sanki. Tabii oynadığı takıma bağlı. Kasımpaşa şu anda benim gördüğüm kadarıyla şu anda düşmeye namzet en istikrarlı takım görünümünde. Düşmeye aday anlamında. Aday anlamında. Eğer böyle oynarlarsa, böyle oynarlar mı? Daha iyisini yapabilirler mi? Sağından solundan bakıyorum. Pek iyisini yapabilecek gibi gelmedi bana. Yani mağlup olabilirsin. 5 değersin. Ama yaptıkları mücadele, girdikleri pozisyonlar, yardımlaşmaları çok kopuklar. Galatasaray çok kolay kopardı. Alanya maçından sonra şahane bir idman yaptılar. Şahane bir idman yaptılar. Hem de yani %100 performansın, sana bir şey söyleyeyim, %50 ile %55 ile oynadılar. Yani 70'e çıkmadılar. 65-70'e çıkmadı Galatasaray.
50-55 arası oynadılar. 60 arası oynadılar. Ya yani 65 yapmadılar. Bence. Ama diyeceksin ki ya böyle bir takım yakalamışsın. 2-3 gün sonra kupa maçı oynayacaksın. Ben de olsam böyle oynarım. 2-0, 3-0. Rahat yani. Bir gol yesen iki tane atarım diyorsun. Bir gol, Galatasaraylı topçu diyor ki bir gol yesen ben bunları iki tane atarım diyor. Öyle bir maç çünkü. Hiç zorlanmadılar. Harika bir idman yaptılar. Onun için de Galatasaray için net konuşamayacağım. Mesela gündüz bir maç seyrettim. Şimdi tabii iki maçı seyredince... Sivas-Başakşehir. Evet. Sivas-Başakşehir. Hocam Kayseri, nerede Antalya'da, o maç? Nerede bu maç? Onu seyredemedim. Kayseri Antalya'da çok 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 acayip bir maçtı. Yalnız bunun hocam buranın saha şartları. Evet. Karı, bilmem nesi filan. Ya çok zor maç oynadılar yani. Türkiye standartlarının üzerinde bir mücadele oynandı. Çok kaliteli bir maçtı. Enteresan ya ve çok da efendi oynadılar. İki taraf da birbirine saygılı oynadı. Çok beğendim ya maçı. Çok hoşuma gitti benim. O maçtan sonra bu maç bana çok zayıf şey geldi yani. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor. Bitiyorsun şu anda. Başkanım gündeme dair konuşmak istiyoruz aslında. Ali Koç'un bir açıklaması var. Biraz daha size karşı söyleme var, güldüğünü söyledi. Neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi... Değerli arkadaşlar, ben genelde maç sonu beyanat vermiyorum biliyorsunuz. Yenilsek de yenilince insan üzüntüden ağır konuşabiliyor. Yenince aşırı sevinçten konuşabilir, yanlış konuşabilir. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Ama olaylar o hale geldi ki gerilimler içinde bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım sizinle. Ben önce şunu söyleyeyim, bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Eskişehirspor'da, Kasımpaşa'da hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz, dayımız, eniştemiz, babamız, annemiz. Her biri farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz. Öncelikle bütün söylemlerimizde lütfen bu toplumun deşarjı olması gereken futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Yöneticiler olarak konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için lütfen sokağa dökmek gibi anlama, bu anlama gelecek söylemlerden lütfen kaçınalım. Öfkeli olabilirsiniz. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Sizi bunu söylemeye iten haklı nedenler de olabilir. Hakem hataları da olabilir. Ama bu söylemleri lütfen kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Lütfen toplumsal duygularla, lütfen sportif duyguları birbirine karıştırıp meş ederek onları şiddete doğru yönlendirmeyelim. Buna lütfen çok dikkat edelim. Ve ben, evet, söyleyen başkan gülüyormuş. Ben şunu söyleyeyim. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şey, Allah onu ağlatmasın. Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Bir de yani ben şunu da anlamıyorum. Siz hem gülüyorsunuz hem de her gün çıkıp tabir caizse TV'lerde ağlıyorsunuz. Bunu da anlamıyorum. Bir de kesinlikle şunu da anlamıyorum. Geçen yıl sanırım Kasım ayıydı. Biz Rusya'daydık. Hemen bir saat önce 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bu bildiriyi hazırlayan kişili baş aktörlerden birinin bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesini ben anlam veremiyorum. Bu bir dayanılmaz bir çelişki. İzah edilemez bir çelişki. Siz hakemler de insandır, hata yapabilir derken nasıl oldu da birinde hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? Hakemler melek mi oldu? Ne oldu? O insan ve hata yapan hakemler. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. O nedenle hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Geçmişe dönüp bakmalı ve ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz. Ben sonra anlamıyorum bizleri devletle. Yani siz şunu da anlamıyorum. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurum kuruluşlarına, devlet bankalarına çatacaksınız. Sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum. Yani bir ailede bütün evlatlara
ki devlet babadır. Siz saldıracaksınız, tahkir edeceksiniz. Sonra da babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bu mantığı da anlamıyorum. Ya buna da ben bir anlam veremiyorum. Neden böyle bir yol izleniyor? Buna bir mana veremiyorum. Genel anlamda bunu diyebilirim. Sayın Başkan, 15 gün sonra oynayacağınız bir derbi karşılaşması var. Efendim? 15 gün sonra bir derbi karşılaşması oynayacaksınız. Ortam biraz gergin. Galatasaray yıllardır orada kazanamıyor. Belki bu sefer kazanırsa liderlik gelecek. Bu sefer, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Laflar alıp bir yerlere çekiliyor. Ben kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Ama ben oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil, mümkün olan en az hakem hatasının, bizim lehimize de biz hakem hatası istemiyoruz. Bizim karakterimizde bu var. Samimi olarak bunu böyle söylüyorum. İster inansın insanlar, ister inanmasın. Biz orada yenebiliriz de. Ha, 6-0 yenildik. Ona da yani TV programı yaptılar. Pekala, Beşiktaş şampiyon olmuş. Ben Beşiktaş'ta kutluyorum. Ben yanılmış olabilirim. Bunun için Lahey Adalet Divanı'na gitmem gerekmiyor. Bu büyük hata için. Başkanım, Sayın yani, Başkanım'ın bir açıklaması vardı. Efendim? Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Evet. Yanlış yerlere başvurduğunuzu, yanlış yerlere gittiğinizi söylüyor. Ne yazıyor? Şimdi istiyorsun? Değerli arkadaşlar, biz sadece Türkiye Futbol Federasyonu hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek, onu bitirerek hiçbir yere varamayız. Biz sadece Galatasaray Spor Kulübü olarak kuralların uygulanmasında soru sorduk. Dedik ki siz hangi maddeye göre bir takımımıza limit aşımı verdiniz, arttırımı verdiniz? Biz bunu sorduk. Dört maddenin hiçbirine uymuyor. Biz bunu söyledik, sorduk. Hala da yanıt alamadık. Biz kibarca soru soruyoruz, nezaketle. Merak ediyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız? Bu kadar. Başkanım, bundan daha basit bir soru yok. Sayın Başkanım, az önce o Kasım ayındaki o korsan bildiriden bahsetmiştiniz. Birçok kulüp o günü Galatasaray'ın mağdurken, işte siz de bahsettiniz hakem hatalarından, herkes hakem hatalarına, o günün şartlarında herkes Galatasaray'ın mağdurken sessizliğe girmiş. Bugün tekrardan bir Kulüpler Birliği'nin toplanması gibi bir çağrınız olabilir mi? Çünkü gerçekten şu anda sağduyu açısından çok zorlu bir döneme girmiş. Herkesin yaralı olduğu yerde genel bir konsensüsten bahsetmek çok zor. Ama aklı selim, sağduyu, hoşgörü ve sporun kardeşlik için yapılmasıyla mutlaka o birliğin tesis edileceğine Türk sporu adına inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz, bir şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada. Bu çok güzel bir şey. Müthiş bir mücadele. Bundan bizim keyif almamız, zevk almamız gerekir. Tebrik etmemiz gerek. Yeter ki eşit, adil bir yarış olsun. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de adalet istemeliyiz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Salı günü sizin ilgilendiren çok önemli bir mahkeme var. Kayyum tehlikesi var. Ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi kayyum tehlikesi yok değerli arkadaşlar. Var. Ben bütün kulüplerimiz, değerli kulüplerimiz var. 100 yıllık tarihi içinde ben ilk defa duydum. Yani kayyuma neden gidersiniz? Mali açıdan iflas edersiniz. İdari açıdan iflas edersiniz. Ve kayyum istersiniz. Zaten genelde de mahkemeler bunu otomatik atar, atama yapar. Fakat ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Ben buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Sadece. Ben buna cevap verirken bile, kusura bakmayın, kelimeleri seçemiyorum. Kötü bir kelime de kullanmak istemiyorum. Sadece böyle bir talepten utanıyorum. Bizden hoşlanmayabilirsiniz. Bizim tarzımızdan, ifade tarzımızdan, aksanımızdan, ifadelerimizden hoşlanmayabilirsiniz. Ama bununla ilgili kayyum talep etmek, hele mali, idari, sportif anlamda son iki yılda bu kadar yoğun başarılardan sonra bunu istemeyi ben iyi niyet ile açıklayamam. Başkanım, bu kadar. Başkanım, puan farkı çok yükselmişti. 10 puana kadar çıkmıştı liderle aranızda. Şu anda oldukça alçaldı ve Galatasaray taraftarı şu anda yeniden Mayıslar bizimdir konuşmaya başladı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben bütün rakiplerimize saygı duyarak ve onların verdiği mücadeleyi de alkışlayarak, ki bugün hepsi gerçekten küme düşmeye noktasında olanlar bile büyük mücadeleler veriyorlar. Takımlar arasında bir denge var. Ben
hocamızın da daha önce geçen yılda ifade ettiği için gibi son düdük, son 90. dakika çalınmadan mücadele bitmez. Galatasaray bu mücadelenin her zaman merkezindedir. Ama bütün takımlara da saygı duyuyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Fakat hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum. Bu kadar diyebilirim. Başkanım, Fenerbahçe cephesinden bu canlı yayın konusu yeniden konuşuldu. Bütün başkanlar orada buluşacak mısınız? Böyle bir girişim var mı? Siz Galatasaray olarak var mısınız? Ben her yerde her zaman varım. Diğer başkanlar ikna etsinler. Ben her zaman varım. TV'ye çok çıkmayı seviyor. Neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Elinizden ekmek gidebilir. Dikkatli olun. Peki. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Evet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de gündem oluşturacak. Açıklamalar geldi. Hemen tabii camiayı da tanıyalım. Salı günkü bir mahkemeden de bahsedildi ama Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili Levent Üzemen neler söyleyeceksiniz? Mustafa Cengiz ağırlıklı olarak Ali Koç'un sanıyorum divan kurulunda yaptığı, kürsüden yaptığı konuşmalara yanıtlar verdi. Yani Sayın Başkan Ali Koç'un yani bu konudaki söylemlerine zaten katılmıyorum. Son derece hatalı konuşma yapıyor. Kavga ederek hiçbir yere gelemezsiniz. Bence uzlaşarak, görüşerek çok daha farklı bir iklim yaratabilirsiniz. Ama her şeyde hep TFF, MHK, herkes, hakemler hep mi suçlu ya? Biraz insan şapkasını kendi önüne koyar. Ben nerede hata yaptım diye sorar diye düşünüyorum. Yani Galatasaray Başkanı da zaman zaman söylemlerinde hataları var. Bunu da kabul ederim ama Mustafa Cengiz'in bugün konuşmaları son derece mantıklı, sağduyu sahibi. Ne dedi? Herkes 18 takım şampiyon olamaz. Bir tane şampiyon çıkacak. Hakikaten şampiyon olsun. Tabii kendisi başkan olduğu için kulübünün şampiyon olmasını ister. Bu çok doğaldır. Bu tür kısır tartışmaların Türk futboluna çok ciddi bir zararı var. Son dönemlerde gerçekten yüksek kalibreli tartışmalar ve kavgalar yaşanıyor. Toplum çok geriliyor. Ama dün konuştuklarınız bugün masaya yatırılıyor. Bakın sosyal medya gerçekten çok güçlü bir arşiv. Bakın bu dediğimi dikkatle dinleyin. Güçlü bir arşiv. Her şeyi saklıyorlar. Eğer dün bir şey söylemişseniz bugün hemen önünüze koyuyorlar. Yani dün eğer bir kulüp hakkında bir şeylerden söz, biz ağlamıyoruz, biz penaltıda verilmedi diye sızlamıyoruz diyorsanız bugün ağlıyorsunuz. Dün konuştuklarınız bugün ısıtılıyor, masanın önüne koyuyor. Onun için lütfen söylemlerinize dikkat edin. Böyle bu ortamı germeye çalışmayın. Gergin bir ortam yaratmaya çalışmayın. Kitleler birbirlerine özellikle sosyal medyada çok ağır hakaret ediyorlar. İnsanlara ciddi bir hakaret ediyorlar. Yarın o insanları sokağa dökmenin anlamı yok. Yani şu söze de katılmıyorum. Bir takımı şampiyon yapmayacaklar diyor Fenerbahçe Ali Koç. Fenerbahçe takımı kazanırken kim ne diyor ki? Yani bugün hakem hataları herkese var. Sivas'a da vardı bench. Adam elle topu taşıdı, penaltıyı vermediler. Benim görüşüm bu. Aldı eve götürdü klişi. Penaltıyı vermedi hakem. Neye göre vermedi? Bence hakemler kötü. Şerman abi burada yıllardan beri bu yorum yapıyor. Birçok şeyi ondan öğrendik. Ama bir ikinci sözümde Galatasaray kongre üyelerine yeter ya. Bırakın da bir insan bir dönemini bitirsin ya. 50 defadır yani kulübü kâra getirmek. Bir kitle var devamlı başkan gitsin, gitsin. İletişim kötüymüş. Herkesin ilişkileri farklıdır ya. Bazı insan çok konuşmayı sevmez. Herkesin el öte köpmesini mi istiyorsunuz başkanların yani? Bu çok doğru bir şey değil ki. İşini yapıyor. Galatasaray bak transferi yapmadı. Ne dedi? Sarı ışık yanıyor. Yapamam dedi ya. Bu kadar basit. Böyle bir başkan gördün mü? Geçmişte 2 sene başkan getirdiniz. 2 sene şampiyon oldunuz. Aldılar Drobu Schneider'leri. Kabul güzel. Sonra Galatasaray Avrupa'dan ceza aldı. Bu borçtan ne olacak? 70 milyon lira zarara soktunuz içeriği. UEFA'dan cezası engelledi başkan. Ha beğenmezsiniz. Tipini beğenmiyorsunuz. Yaklaşımı beğenmiyor. Nasıl bir tip yaratılması lazım? Bir çizim verin de biz onu görelim ya. Biz de merak ediyoruz yani. Ben nasıl bir şey istiyorlar ya? Ben bunu anlamıyorum yani. Bırakın da insanlar bir çalışsın ya. Yani adamın şeklini şemana bakıp karar veriyorlar. Ben onun icatına bakarım, işine bakarım, uyumuna bakarım. Evet. İsrail'e kayyum atacaksınız, kimin başkan getireceksiniz? 7 tane başkan adayı var, 7'nizden bir başkan çıkmaz ya, ben biliyorum ya. Başkanın medyası yok Levent abi değil mi? Geçmiş başkanlar gibi ya geldi bak, 2 sene üstte şampiyonluk. Tam bu sene ilk devre sıkıntı ama yine şampiyonluk potasına girdi Galatasaray. Yani başka mesela geçmiş başkanlardan hatırlıyorum, evet onların da başarı olduğu zaman
reytingleri daha fazlaydı. Yani bunun algısı daha farklı yaratılıyordu. Ne diyorsunuz söylediklerini? Medyayı kullanmıyordu o yüzden. Efendim? Medyayı kullanmıyor. Medyayı kullanmıyor başkan. Kullanmasınlar kendi ayvalı yaratmayı. İlla cevap veriyor. Hayır, başarılı giden bir takım var. Yani bak, daha ya çok hocam, sağ içinde uğraşıyor. Daha sakin. Var. Başka medyaları kullanıyor birileri. Kullanıyordu. Evet. O kullanmıyor. Ve de iki tane şampiyonluk yani alıp hala bir baskın seçime götürmek Galatasaray'ı. Yani kime ne faydası var ya? Bu hem Galatasaray veya başka kulüp için de olsa aynısını söylerdim. Yani insanlar neyin peşinde? İlla işte farklı bir başkan, farklı bir koltuk ne olacak gelince performans veriyor, başarı var ortada. Yani bu kadar süreçte kısa zamanda düşünebiliyor musun? Yani fark yaratmış kulübe geldiğinde yani illa söylemleri farklı olacak. İşte Fatih Hoca ile birbirine bakıyorsun sıkıntılı olmasını isteyen grup var. Yani çok, çok enteresan. Söylüyorsunuz. Yani zaman zaman Ali Koç'un divan kurulunda söylediklerine, gene yaptığı bazı değerlendirmelere yanıt da verdi. Kendisiyle ilgili olanlara da, genel değerlendirmelere de. Onlarla ilgili bir futbol adamı olarak neler düşünüyorsunuz? Bu konuşmalar geçmişten bu zamana veya bundan sonra bunların değişeceğine inanıyor musun Serkan? Şimdi Ali Bey söyleyecek. Diğer geçmişte de mesela Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun. Yani bütün kulüpler bu söylemlerde bulundular. Geçmiş yıllarda Trabzonspor. Herkes bulundu bunlar. Ankara Gücü'sü bulundu. Göztepe'si, Anadolu kulüpleri gayet Sivas'ından tut. Herkes normal bir sıkıntı yaşadığı zaman herkes bunları dile getirdi. Yani bunun bir tür futboluna bir katkısı var mı? Ya sağ içinde çözülecek her şey. Evet, hakem hataları var, söylüyoruz. %100 hakem hataları olan maçlar var. Hepsini dile getiriyoruz. Evet, hakemler formsuz değil. Sırf formla da değil, hem kötü hakem bana göre ve art niyetli olanlar da var. İşini yapmayan hakemler de var. Yalnız bu, evet, hakemlerin hatasından, yani sahanın içini ıskalamak mı gerekir? He? Yapılan işler doğru değilse, oyunlar doğru değilse, transferler hatalıysa, her kulüp için söylüyorum bunu. Hep bakıyorsun, başka mecralara çekiliyor, başka olaylar farklı yöne gidiyor, işte farklı suçlamalar oluyor. Ya bana göre bir şeyi de kulüpler kaçırıyor bak. Ama en ortamda önemli, çok terörize bak, olmadı mı? Oldu kesinlikle. Ne oluyor biliyor musun? Sağ içindeki odaklanmayı kaçırıyorlar. Serkan, olayları başka yere çekip oyuncular ve antrenörler bu işten sıyrılıyor. Yani onların performans verememesi, bu kadar rakamlar ödenmesi, kulüpler hala borçta dönemiyor. Ne oluyor? Onlar yırtıyor. Şimdi onlar gündemde yok. Oynanan oyun yok. Teknik adamın kurguladığı oyuncu performansı yok. Evet, hakem hatası var. Sırf hakem hatasını bilmiş oluyor. Medya en büyük suçlu. Tabii. Yorumcular, sizler, ya bizler. Ya zaten genelde Türkiye'de nedir suçlu olan? Medya, yorumcular. Hep her şeyin kötülüğü isteniliyor. Aynı şekilde MHK, değil mi? Antrenör suçlu. İşte menajerler suçlu. Yani devamlı bir algı, bir suçlu arama, işin içine farklı olayları sokma derdindeyiz. Geçmişte de böyleydi ki. Yani biz bir yeni bir kültür değil ki bizim için bu. Yani sanki bizim böyle bir futbol kültürümüz vardı. Kimse kimseye laf söylemiyordu. Hiç atışılmıyordu kulüpler arasında. Herkes bir şeyler aradığından. Çünkü herkesin cevap vermesi gereken sonuçta bir camiası var ciddi anlamda. Şimdi o camialara da o mesajı başarısı olduğun zaman farklı yönde vermek istiyorsun. Ama ben diyorum ki Türkiye'de bu hep sıkıntıyı... Hep bir düşman yaratma. Ya, tabii. Yani bunlar çok kolay işler. Bu tarafa çekersin. Bu işin en kolayı. Yani esas bütün kulüplerinde, yalnız bu bir kulübün sorunu değil, geçmişten bu zamana gelen bu kültür anlayışının doğru bir şekilde oturması gerekir. Daha çok sahanın içi konuşuldu. Saha içindeki o problemleri nasıl teknik adam ve futbolcuların çözdüğü oyunları konuşmamız gerek Serkan. Evet, Serdar Sarı'da hiç konuşmadı şu ana kadar o sebeple. Hocam, Mustafa Cengiz'in bu açıklamaları önemliydi. Gündem de yarattı. Bir hayli de üzerine konuşuluyor şu anda. Son sözü size bırakarak Serdar. Başkanlar, demeçler, yazılı, sözlü. Az önce dinlediğin demeçten neler çıkardın? Şimdi az önce ben bir başkan demeci seyretmedim, dinlemedim. Bir devlet adamı demeci dinledim. Açık ve net. Biz düşman değiliz. Altına imza atarım. Futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Altına imza atarım. Sokağa dökmek gibi söylemlerden kaçınalım. Kellemi veda ederim bunun için, hele hele. Aynen, ben de. Bir devlet adamı böyle konuşur. Çok net. Sorumluluk sahibi bir vatandaş çok da böyle net konuşmalı. Şimdi dün bir hashtag açıldı. Ben o hashtag'e giriyorum. Fotoğraflar,
ters dönmüş arabalar, yanmış arabalar, işte sokağa davet gibi futbol üzerinden yakın zamanda Yugoslavya'da ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün Boban'ın polise attığı tekme fotoğrafları dolaşıyordu yani. Şöyle aman dikkat edelim biz de böyle oluruz diye. Şimdi bunu hepsi biliyor, bütün kulüp başkanları bu ülkedeki politikanın ne olduğunu, dış politikada neler olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Şu kutuplaşma, şu sokağa davet etme demeçleri, o sosyal medyada sokağa gelin troll hesaplarının paylaşımları Libya'da benim düşmanımı sevindirir. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Suriye'de benim düşmanlarımı sevindirir. Biz onların suyuna, biz onların değirmenine su taşımış oluruz. Yalnız o ülkeler değil, Avrupa ve bütün dünya ülkelerinde aynı şekilde serler. %100 yani benim düşmanımı sevindirir. Bu dil tehlikeli bir dil. Şimdi hangi dil, eğer bir dil beni bütünleştiriyorsa, beni bir arada tutuyorsa, beni kardeş yapıyorsa ben o başkanı sırtımda taşırım, o yöneticiyi sırtımda taşırım, o futbolcuyu sırtımda taşırım. Ama maalesef bunu çok iyi bilen gazeteciler buraya hizmet ediyor. Bakın buraya hizmet ediyor hocam. Nereye? İşte bu kutuplaştırıcı dile, bizi ayrıştırmaya yönelik hizmetleri var. Bizi birbirimizden soğutuyor. Bundan takım nemalananlar var ya. Olmaz mı? Futbol içerisinde olmaz mı? Hep söylüyorum. Sektör biz, haline getirmişler biz bunu. Neyin üzerinden ekip tartışıyoruz? Kurmuşlar. Biz neyin üzerinden konuşuyoruz? Hep hakem değil mi? Özne hep hakem. MHK'yi temizle o zaman. Türk futbolu kurtulmazsa, Türk futbolu huzura ermezse ben bu işi bırakacağım. MHK'yi temizledikten sonra. Ama nedense MHK'yi temizlenmek yerine MHK'yi temizlemeye gelen adamları temizliyorlar, yok ediyorlar. Çok enteresan. Bir kez daha söylüyorum. Ben burada hiç renk ayrımı yapmıyorum. Bütün kulüpler kardeşimizdir, bütün kulüpler abimdir. Çok güzel söylüyor. Eniştemdir, yeğenimdir, kardeşimdir diye. Hepimizin ailesinde. Bizim tek bir rengimiz var. Kırmızı beyaz. Bizi futbol üzerinden ayrıştırmasınlar. 19.05 tesadüf değil dediğimde herkes gülüyordu bana. Bak ne hale geldik. Artık toplumsal olaylara dönüşebilire geldik. Bunu tartışıyoruz. Ayıptır ya. Böyle bir şey söylenebilir mi? Bu kadar dış siyasette her tarafımız silahlarla çevrilmişken, ben içeride birlik beraberlik içerisinde olmam gerekirken sokağa davet eden söylemler yani. Davet etmiyor ama Allah göstermesin diyerek böyle bir şey söylenir mi? Futbolda Allah aşkına şu sokağa davet şeyini ağzınızdan atın. Atın. Hakkını ararken tamam ben de seninle çıkardım mahkeme salonlarında. Ama bu puan, bu hakem olayları yüzünden sokağa insanları davet etmeyin. Günahtır ya. Bir de yani futbol üzerinden mi sokaklarda kavga edelim? Serkan kısa bir şey söyleyeceğim. Erman Hoca'ya söz vereceksin. Sivasspor'un kaç puanı var? 42. Değil mi? Lider. Evet. Sivasspor hiç penaltı kullandı mı bu sezon? Kullanmadı. Hiç değil mi? Bugün %100 penaltısı Levent abi söyledi. Bence de. Bak şimdi verilmedi. Bence de. Bak. Fenerbahçe'ye dün söyledik iki penaltısı verilmedi. Haksızlık yapıldı. Geçmişte Beşiktaş'a dedik. Galatasaray'a dedik. Trabzon'a dedik. Diğer kulüplere söyledik mi? Söyledik. Sivasspor hiç penaltı atmıyor. Penaltısı verilmiyor. Saha içinde kalarak da 42 puanla demek ki ve de az bütçeyle şu anda lider götürebiliyorsun. He? Sivasspor ne yapsın? Sırf hakem hatalarına, evet var hakem hatası, dün konuştuk zaten. Fenerbahçe ile ilgili veya diğer kulübe. Bak doğru. Hiç kimse konuşmuyor. Sivasspor'da hiçbir şey konuşmuyor. Dün evet veri Fenerbahçe'nin %100 penaltısı iki tane verilmedi. Yani aynı tekrarda düşmek istemiyorum. Diğer kulüpleri de hep konuştuk burada. Ya Beşiktaş'ı hocam, vesaire hepsini konuştuk. Yani Göztepe'sini, Kayserispor'u, işte Kayserispor'un da aynı şekilde bugün penaltı ile ilgili sıkıntısı oldu. Yani bunları da konuşuyoruz ama Sivasspor 42 puanlı lider, bir tane penaltı kullanmışlar Serkan. Bugün de %100. Normal mi diyorsun? Bak yani. Çok önemli bir maç oynuyor İsa'da, yine penaltısı verilmiyor. Evet. Erman Hocam ne diyecek Mustafa Cengiz'le ilgili? Hatırlıyorum daha ilk adaylığını koyduğu, sürpriz bir şekilde kazandığı dönemden itibaren ilk konuşmasında enteresan birisine benziyor gibi başlamıştın. Ve ondan sonra da yakın takip ettim. Şu anda az önce ilginç de gündem yaratan da bir konuşma yaptı Mustafa Cengiz. Erman Toroğlu'nun penceresinden yorumunu alalım. İlk defa görüyorum Galatasaray Başkanı'nı. Şimdi arkadaşlar bakın biraz akıl ve şey gibi olmasın ama bu tabii tecrübe. Hoca hava çok kötü. Hava çok kötü. Çok odun atılıyor. Biz yorumcuyuz. Biz burada program yapıyoruz. İşte
takımlar hakkında iyi oynadı, kötü oynadı. Niye onu oynatmadı? 4-2-4, 3-3-4. İşte hakem Endire'yi verdi, penaltıyı niye vermedi diye yorum yaparız. Biz yorumcuyuz. Bildiğimiz kadarıyla ne kadar bilgimiz varsa, kimimiz antrenör, kimimiz eski hakem, kimimiz gazeteci. Yalnız bu çıkıp konuşanlar, yani odunu atanlar çok enteresan taraflar. Bunlar kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, taraflar. Taraf. İsmi üzerinde bu taraf. Bir de bunların taraftarları var. Bunların 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 25 milyon taraftarları var. Şimdi kimse aptal değil. Biz burada yorum yaparken belli sınırlar içinde yorum yapmaya mecburuz. Belli sınırlar içinde. Nitekim bir kulüp beni savcılığa verdi. Gerekli cevabı aldı. Hem de öyle bir cevap aldı ki inanılır gibi değil yani. Savcı çok iyi takip eden birisi herhalde futbolu. Enteresan açıklama yapmış. Ben de şahsı verdim kulüp başkanını. O biraz uzun sürecek. Çünkü ATV'nin basılması falan var. O kameralar izlenecek. Orayı basan 30 kişi küfür kafir edenler. Pasolikleri var mı? Bir kulübe üyeler mi? Kim gönderdi onları? Hepsine bakılacak. O devam ediyor daha. Henüz şey gelmedi, cevabı gelmedi savcılıktan. Bakın arkadaşlar. Mustafa Cengiz Ankara kökenli. Siyasal bilgiler mezunu. Ankara'dan çıkma, çok genç yaşta Ankara'nın o bürokrat kültürünü almış birisi. Bunu da Galatasaraylılar da fark edemediler. Ankaralı yetişmenin bir farklılığı vardır. Buna inanın. Ankara'da yetişen birisi İstanbul'a gelip hangi işi yaparsa hep başarılı olmuştur. Bizim kültürümüz şudur. Biz memur çocuğuyuz. Bizim öyle arkamızda paramız, pulumuz falan yok. Çalışarak büyürüz biz 15 yaşından itibaren. Çünkü ancak okuruz, ancak kitabımızı alırız, defterimizi alırız. Biz zengin çocukları değilizdir Ankara'da. Memur çocuğu, işçi çocuğu. Yani hep orta hal. Onun için de birbirimizi çok iyi biliriz. Ankara kültürü farklıdır. Ankara terbiyesi farklıdır. Onun için de Ankara'dan gelen İstanbul'da başarılı olur. Olmayanı çok az vardır. Bakın etrafınıza. Buna basın mensupları dahil. Şimdi diğer bazı kulüp başkanlarının konuşmalarına baktım. Bir de Mustafa Başkan'a baktım. Arkadaşlar bakın. Çok enteresan ateşle oynuyorsunuz. Yarın caddeler dolarsa bu bir kıvılcımdır. Yazın başka bir gezi parkları filan olmasın. Mustafa Cengiz çok enteresan bir cümle söylemiş. Çok enteresan. Bizim çocuklar aradan almışlar. Beyler. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Arkadaşlar bu çok ağır bir cümle. Şunu diyor. Diyor ki bak konuşuyorsun ama Galatasaray rekabeti filan hikaye. Başka taraflara oynuyorsun. Allah seni ağlatmasın diyor. Arkadaş bu adam bürokrasiden gelme bir adam. Çok ağır bir cümle bu cümle. Bu cümlenin altını şöyle bir açarsanız çok enteresan yerlere gidersiniz ha. Bir cümle daha söyledi. Devlet babayı yağlıyorsun, bütün organlarını dedi şey yapıyorsun dedi, tenkit ediyorsun dedi. Bak çok enteresan yerlere gidiyoruz, Allah muhafaza. Benim burnum iyi koku alır, Allah muhafaza. İyi gitmiyoruz arkadaşlar, bakın atın odunu o sosyal medya filan. Benim sosyal medyam yok, benim hepsi sahte. 60 tane filan var Erman Toroğlu, alayı sahte, benim yok. Benim bir burası var, bir de Sabah gazetesiyle fotomaç var yazdı. Onun haricindekilerin hepsi sahte. Arkadaşlar kötü gidiyorsunuz. 2 puan, 3 puan, 1 penaltı için ülkeyi yakmayın. Bakın ülkeyi yakmayın diyorum. Bakın ülkeyi yakmayın diyorum. Nerelere oynadığınızı bilmiyorum. Ama bir yerlere oynanıyor. Da ateşle oynuyorsunuz. Söyleyen Galatasaray Başkanı. Allah korusun hocam öyle bir şey olacağını arkadaş, düşünmüyorum da. Arkadaş adam. Evet, Allah ki, korusun hocam onlar hiç. Yanlış bakın arkadaşlar. Diyor ki, dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Ne demek ya? Ne demek abi, bir açar mısınız? Ona da bir şeyler geliyordur, bir şeyler söylüyorlardır ona da.
Bunlar büyük camiaların başkanı. Senin benim konuşmam hikaye. Seni beni atıyorlar ocağa. Ya işte Erman Toroğlu da. Ben kimim? Ben kimim lan? Ben kimim? Sen benden mücadele edersen sen kendi kaybedersin. Zamanın Genelkurmay Başkanı bana cevap verdi, kendi kaybetti. Genelkurmay Başkanı Erman Toroğlu'yla niye dalasın ya? Akıllı olan adam dalaşmaz, o bayağı aradı vermezdi. Ben bir yorumcuyum ya. Sizler kulüp başkanı yöneticisiniz ya. Sizler öndesiniz. Sizin toplumdaki insanlar ağızlarınıza bakıyorlar. Beyler, bu iş şaka değil. Bu iş başka bir şeye benzemez ha. Altında kalırsınız. Çok büyük boyutlara gider. Benden size tavsiye, dikkatli olun. Ben Ankara'da büyüdüm. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Evet. Adem Büyük şu anda Mustafa Mandev'in yanında. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadına uzanalım. Söz sende Mustafa. Teşekkürler Serkan Korkmaz. Maçın yıldızı desek yeridir. Adem tebrikler. 2 gol attın. 3-0'lık net bir galibiyet. Galatasaray 5'te 5 yaptı. Ve zirve yarışında tırmanmaya başladı yukarı doğru. Nasıl değerlendireceksin kendi performansını ve takımın performansını? Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Rakibimizin durumu ortadaydı bugün. Maçın başında bulduğumuz hani 1-2 golle oyunu koparacağımızı biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Farkı belki daha fazla arttırabilirdik. Ama skorun rahatlığından belki son vuruşlarda daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Olmadı ama önemli olan kazanmaktı. Bu şekilde kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Zirveye biraz daha yaklaştık. Umarım bu şekilde devam ederiz. Her zaman olduğu gibi de sezon sonu şampiyonluğu hedefliyoruz. Devre arası yayınında Erman Hoca şöyle bir benzetme yaptı senin için. Adem Büyük, Radamel Büyük oldu bugün dedi. Falcao'nun yokluğunu aratmıyorsun. Aranızda nasıl bir çekişme var? Teşekkür ediyorum Erman Hoca'ya ama Falcao dünya çapında çok iyi bir golcü. Benim de beğendiğim bir golcü. Tabii ki onunla aynı takımda oynamak benim için büyük bir şans. O şanssız bir sakatlık yaşadı. Onun yerine ben oynuyorum. Ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam edecek. O da umarım en kısa sürede aramıza döner. Bize katkı sağlamaya devam eder. Çok teşekkürler Adem. Başarılar. Serkan Korkmaz söz yeniden sizde. Evet. Mustafa beni duyabiliyor mu? Bir soru soracaktım. Saracchi'nin sakatlığı ile ilgili ve Falcao'nun sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı mı? Basın toplantılarında veya doktorlarla konuştunuz mu? Biraz önce Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştuk. Saracchi'yi sorduk kendisine. Şöyle söyledi. Bir rahatsızlık hissetti. Kendini risk etmek istemedi. Eski sakatlığı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Tabii detaylı tetkikler MR'dan sonra belli olacak detaylı durum. Çok büyük bir sakatlık olmadığını söyledi bize Yener İnce. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Belki hani erken misafir sürüldü, o da sakatlıktan dönüştü. Hayır, nefes alamadı adam ya. Aynı sakatlık değil mi? Hayır, dedi zaten başka. Söyledi. Sakatlık Adele ile ilgili değil. Bir başı döndü, midesi bulandı, bir şey oldu, sıkıntı oldu. Oyuncu evet. Öyle çıktı, Adele ile çıkmadı ki. Falcao ile ilgili bilgi var mı sizde? Falcao ile ilgili var. Yani hafta içinde kupa oynama maçında kulübede olacak. Oynanırsa olacak ama hafta sonundaki lig maçında oynayacak. Mustafa Cengiz'in açıklamalarını ile ilgili değerlendirmeleri bölüp canlı yayında Adem'e dönmüştük. Levent Üzemen. Valla Sayın Başkan zaten devlet kültürünü Erman abinin de almış bir insan. Yıllarca genel müdürlük yaptı. Çok genç yaşta genel müdür oldu. Bu alemde nasıl ne şekilde konuşulabilir? En çok üzüldüğü noktalardan bir tanesi Sayın Başkan Ali Koç'un alaycı bir tavırla işte yemekten şuradan bahsediyor demesi. Bir başkanı aşağılamaya çalışması. Ya Sayın Başkan, hakikaten seçildiğiniz zaman bu Türk futboluna bir barış gelecek diye düşünmüştük. Bu barış bir noktada kavgalara dönüşmeye başladı. İşte bakın sosyal medyadaki görüntüler ortada. Yani ben Kadıköy'deki bir Galatasaray-Fenerbahçe maçını nasıl oynayacağım şimdiden çok merak ediyorum. Yani Galatasaray'ın ciddi söylüyorum önlem alması gerekir. Bakın oraya güvenlik güçleri neyle gidecekse gidecekler. Çok gergin bir ortam var. Yani Türkiye futbolu şey diyor, Serdar diyor. Nasıl? Arabaları ters çevirmiş, evet. Falan geziyor. Tabii onu dün paylaştılar. Yani. Dün o paylaşımları hatta başka hesaplar da yani devlete sahip çıkan başka hesaplar da kullandı. Bu, ne oluyor ya böyle? Bu paylaşımların neyindesidir diye.
bir panik havası estirildi yani sosyal medyada. Yani hatta bence bir de şu var Levent abi, çok pardon. Arabaları devireceğiz mi diyorlar? Hani daha önce bir olay oldu ya. Ya devirin mi diyorlar? Kadıköy'de. Kadıköy'de daha önce bir olaylar olmuştu. O playoff döneminde oldu. Playoff döneminde. Playoff döneminde arabalar oldu. Ters dönmüştü, yanmıştı hatırlarsanız. Tabii onları paylaşıyorlar. Ya Türk üzerinde oynanan bir oyun mu? Tekrardan abi, bu insanları sokağa dökme çabaları var insanların. Yani huzursuzluk adına. O kadar çok troll var ki sosyal medyada insanları kutuplaştıran. İşte bu rüzgarı kullanıyorlar. Yani aynı bu, zamanda bak çok kısa yani söyledim. Serdar'ın söylediği yönetim kurulu falan böyle bir şey. Fenerbahçe tabii ki değil. Hayır. Ya troll hesaplar oraya girip başka Fenerbahçeli taraftarı çok senenler var. Çok ganyana getirmek. O kadar çok ajan hesap var ki sosyal medyada. Malum yapıların siz de hepimiz biliyoruz. Ben bilmiyorum hocam. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok kısa ve çok önemli. Buradaki konuşmaları veya başka konuşmaları veya gazetelerde çıkan haberleri Ali Koç'a yetiştiren iletişim departmanıdır muhtemelen. Nasıl anlatıyorlar bilmiyorum ama adamın böyle pazara girmiş, yalan söylemiş, çıkarken kendi yalanına inanmış. Herhalde o şekilde geliyor. Ben Ali Bey'in yerinde olsam onunla o ekiple iş aklımı feshederim. Ama o ekiple bir şeyler söyleniyor. Fenerbahçe kesiliyle çok ağır sürekli ya. Yani ne yapıyorlarsa. İfadeler çok ağır. Sayın Ali Bey böyle böyle söylediler diye diye ben feshederim. Onlar iyi iletişimci falan değil. Onlar başka bir misyon yüklemişler. Ya da veya öyle mi iletişim yapması isteniyor? Başka görev almışlar. Pardon. O iletişim bilerek mi yapıyorlar? Bir de öyle değerlendirmek lazım. Yani insanları sokağa dökmek kimin faydasına? Tabii ki. Şu anda Galatasaray-Fenerbahçe maçı Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray daha doğrusu. Bunlar çok büyük tehlike. Bak tekrardan aynı olayları yaşamamak lazım. Sağduyu, devletin güvenlik güçlerinin önlem alması yazıyor gerekiyor bize. Bak söylüyorum. Doğru çok sıkıntılı bir ortam. Fenerbahçe olarak doğru söylüyorsunuz. Böyle şey olmaz. Kendi yönetimi gereksiz ya. Sosyal medyadaki o paylaşımlar üzerine konuşuyorlar. Böyle şey mi olur? Tamam puanları konuşuyoruz. Hakem hataları konuşuyoruz. Kaldı ki bana göre Mustafa Pektim'in eli penaltı. Fenerbahçe'nin hakkı yenildi diyorum. O başka. Biz de söyledik. O başka. Biz de söyledik ama seviyorsun. Bırak, biz söylediğimiz yani, için tepki gösterdi. Serdar ne kadar arkadan, mesela Serdar'ız dokansa da Wellington'un pozisyonuna bile penaltı dedik ya. Hayır bu yalnız evet. Bu dünkü maç için değil yani şimdi sanki bunlar hiç konuşulmadı. Hiç böyle bunlar işte gelip geçer hocam. Malatya'da Buric'in nasıl pozisyonu vardı Farno, yani, penaltı Farno nasıl Malatya Emre'nin attığı penaltı ya öne çıktı tekrarlası, tekrarlatması gerektiğini söyledik. O benim görüşüm abi ya. Yani çoğu şey niye hesap vereyim abi? Ben bunu burada böyle dedim. O benim fikrim abi. O benim 50 yıllık tecrübem. Sen hayır. Benim kadar top oynadın mı? Sen benim kadar hakemlik yaptın mı? Benim fikrim ya. Ben hayır. Niye sen? Ben bu maçta da bunu dedim. Bu maçta da neyi temizleyeceğim ben abi? Sorun o değil. Sorun ne? Orada öyle dedim. Burada da böyle dedim. Burada da böyle diyeceğim. Sana ne? Hocam. Sana ne? Sorun o değil. Bir dakika. Ya, yani hayır. Ben anlamıyorum ya. Hocam. Bunu da böyle yaptık. Bunu da böyle dedik. Hayır. Onun da penaltısıdır. Hesap mı veriyorum ben hayır, abi? Hayır hocam hesap hayır, vermiyoruz. Hesap olayın saçmalığı, absürtlüğünü anlatıyoruz. Hayır. Ben de anlatıyorum hayır, işte. Ben benim dilimle anlatıyorum. Hayır. Doğru. Siz yanlı, başka türlü anlatıyorsunuz. Yanlı olanlara. Benim de yoğurt yiyeceğim hayır, öyle. Herkesin tabii ki farklı. Yanlı olan insanlara da bunları bilmesi gerektiğini şey söylüyoruz. Yoksa hayır, de kimsenin kimseye açıklama. Senin takımın top oynuyor abi. Senin takımın Trabzon'da top oynadı? Ya çok mücadele etti. Senin takım bir tek Başakşehir maçında oynadı. O da Başakşehir'in kötülüğünden. Fener nerede yönede? Sen teknik direktörü ve futbolcunu kurtarıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun ya. Futbolcunla teknik direktörün arkada saklanıyor. Nasıl olsa benim yöneticim hakem der diyor. Senin takımın top oynayacak abi. Galatasaray'ın top oynamadığını sezon başından beri söylüyoruz. Top oynamıyor abi Galatasaray. Bugün bile emin değilim. Aynen. Rakip çok zayıf. Ya bunu söylüyoruz. Galatasaray'dan bir tepki gelmiyor. Lan Fener'e kımıldıyor. Bunlar rahat çıkıyorlar. Sen mi konuşturacaksın beni? Ben parayı buradan alıyorum. Senin para verecek adamların varsa gitsin konuşsunlar. Ben konuşmam abi. Onlar ben sosyal medyada konuşuyor. Kulüp şeyi değilim yorumcusu. Ben tek başıma yorumcuyum abi. Sen ancak işte basarlar. Televizyonu basarlar. Gazeteyi basarlar. Bilmem neyin çocuğu Erman. Annem de öldü ha. Öleli çok oldu. Bilmem neyin çocuğu Erman Toroğlu. Basarlar. Meşale atarlar. Yangın çıkarmaya kalkarlar. Sabah gazetesinde ATV'de. Hesap vereceksiniz abi. Ben de vereceğim, siz de vereceksiniz. Alayınız hanginizse. Hangi takımsanız. Bu ne ya? Hoca burada doğru söylüyor. Bu ne ya? Mecbur muyum ya ben senin bildiğini konuşmaya? Ben bildiğimi konuşuyorum. Hayır herhalde ben inandığını konuşuyorum. Hayır bizde kimse de zaten zaman zaman fikirleri uymuyor Erman abi. O kadar abi. Allah Allah. O da bizim görüşümüz. Ya bırak hem mesela bir yorum yaparken evet, teknik taktik olarak da hakem kararı olarak da uymuyor. Uymayacak. Uymayabilir. Biz kimseye Sivas'ın penaltısı verilmedi. Ne olacak şimdi? Maç 1-1. Evet.
Bir dakika abi. Hocam. Bir dakika abi. Geçen sene 5 tane kulüp toplanıp bildiri yayınlamadılar mı? 5 tane kulüp. Bunun başı çeken kulüpler kimdi? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir. Ağlamayacaksınız şimdi. Hakem de hata yapan insandır. Hakem de hata yapan insandır bizim zamanımızda. Şimdi insandır değil ya. 20 tane makineyle hakemlik yapıyorsunuz. VAR'a gitmedi. Sizin başta hakem VAR'a gitmedi. VAR çağırmadı. 10 dakika konuştular. Ben federasyon başkanı olsam çağırırım. İki hakemin işini bitiririm diyorum ya. 10 dakika sizin başınızda. Ama geçen sene de aynı cümleyi söyledim. Geçen sene Galatasaray yanmıştı. Bu sene siz yandınız. Aynı cümleyi o iki hakem bitmesi lazımdı. Benim fikrim. Dün de sizin maçta o penaltıyı vermeyen ve çağırmayan iki hakemin bitmesi lazım kardeşim. Bak benim yorumum ne kadar net. Birisi sizin maçta, birisi Galatasaray maçında. O hakemler yok olmalı. O kadar aletler siz doğruyu veremiyorsanız gidin abi. Gidin ya. Ama hep size, hep bana, hep bana olmayacak. Benim fikrim bu. Ama hakemi arkadaşlar kurtarıyorlar mesela Halis Özkaya'yı bak. Penaltıyı vermedi. Geçen Galatasaray maçında seni hangi söyledi. Hangi maçtaki penaltıdan bahsediyorsunuz? Hayır, şey maçında, Sivas maçında. Halis Özkaya'yla Sivas Başakşehir maçındaki penaltıdan. Hüseyin Göçek değil hocam, miydi? Çok soruluyor. Konya maçındaki iki hakem. Evet. İzlediniz mi? İzlediniz mi bugün? Çünkü İzledim. Sizin görüşünüz pozisyona ne diyor diye çok soru geliyor. Evet, evet. Ne diyorsunuz? Bence penaltı. Evet. Taşıyor eli eve götür diye ben tweet attım. Sizce de penaltı. Bence evet. De penaltı. Sizce? Penaltı. Serdar penaltı. İzledin mi? Evet. Beşte beş dedik yani. Ama bu ikinci Halis Özkaya kendisini kurtaran kulüplere destek çıkıyor. Yok pardon, kaçıncı Halis Özkaya yani? Kaçıncı bu? Serkan. Bir öyle, baksana. Öyle demeyin şimdi, beşte beş dedik ya, penaltı da atmadı Sivas Spor. Acaba Sivas Spor'a algı mı yapıyorlar, penaltı atsın bundan sonra? Şimdi bu, bunları da düşünen vardır ya. Ülke bu, değil mi Serdar? Sivas Spor, bir dakika bir dakika. Sivas Spor bizi satın aldı. Bak Levent abi gülerek söylüyorum, farklı bir şey. Yani biz şimdi söyledik ya, Sivas Spor hiç penaltı atmamış, ben dile getirdim. 42 puanla lider. Bugün penaltısı verilmedi. Şimdi biz penaltı dedik. Ya. Hepimiz ya algı yarattık. Bundan sonra Sivas Spor penaltısı. Yani buralara ya olaylar yok. Gidiyor artık. Sezon başından beri sen büyük takımların ya Sivas şampiyon olur çok tehlikeli, Alanya şampiyon çok tehlikeli dediğini hiç gördün mü? Biz Galatasaray'ın önünü keselim, Beşiktaş'ın önünü keselim. Tamam. Trabzon çıkarsa onun önünü keselim. Niye? Ötekileri biz badem yaparız diyorlar. Aynı onların şekilde mantığı, belki Fenerbahçe'nin de onların mantığı kesmek isteyenler vardır. Büyükleri kesemezsin önüne abi. Büyüklerin gücü var. Diğerlerinin gücü yok. Alanya'nın ne gücü var? Sivas'ın ne gücü var? Taraftar gücü var. Trabzon'un gücü var. Trabzon'un gücü var. Trabzon masaya vurur. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, zaten bir tek Trabzon vuruyor. Var. Bu üç büyüklere karşı diyorum. Bir tek Trabzon direniyor. Bak bir şey. Onlarda bir şey var böyle. Tavır biri. Diğerlerinin abi kuzu gibi. Fenerbahçe dün haklı olayda değil mi abi? Penaltıları verilmedi. Beşiktaş başına Beşiktaş'ın verilmedi. Beşiktaş'a operasyon yapıldı o zaman. Ya öyle sen, bakacaksak. Sen şeyi diyorsun, Beşiktaş, Kadıköy'deki maçı mı söylüyorsun? Kadıköy'deki maçı. Üç tane penaltı var. Beşiktaş Fener maçında en büyük yarayı aldı. Güney Çakırlar. Kaç tane penaltı var? Üç tane penaltı var. O maç iyi. O maç tereya. O maçtan sonra Sayın Ali Koç ne dedi hakemle ilgili? Serdar. Ne dedi? Söyle bakayım. Ben biliyorum. İşte böyle yönetildiği sürece önümüz açık dedi. Kesinlikle açıktır önlerim. Kendi söyledi. Ben de Tırsam oynasam benim de önüm açık olur abi. Adalet herkese lazım. Adalet herkese lazım. Aynen. Sen 3 tane dedin, derbide Kadıköy'deki Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi değil mi? Erman Hoca da mesela dedi. Ben dedim Beşiktaş'ın bu sezon 10 tane penaltısı verilmedi. Erman Hoca dün gece dedi ki hocam kaç tane verilmesi? 3 tane dedi. Sen ne diyorsun? Yalnız bir maçta 3 tane verilmedi evet, o zaman. Benim gördüğüm 3 taneydi i̇şte, yani. Ama bunun ikisi net. Hani bir ya, tartışılır %50. Bak şimdi benim takım evet. Tutmadığım büyük takım herkes biliyor. Hep de deklare ediyorum tuttuğum takımı ondan sonra. Ben futbolcu olarak sen biliyorsun Altay'da oynamışım. Bunu yanlış anlamasın söylüyorum insanlara da devamlı hani farklı kulüpler işte bunu tutuyor. 72 tane gol atmışım. Mustafa Denizli'den sonra en fazla gol atmışım. En son Süper Lig'e çıkaran teknik adamım. Altaylıyım ben. Şimdi bir şey söylüyorsun hemen öbür taraf orayı mı tutuyor orayı. Beğenmezler. Şimdi Fenerbahçe dedik ki Beşiktaş'ı 3 tane o gün söyleyeyim. İkisi Serdar Aziz'in yaptı. Bir de İsa'nın en kuduyu çekti. 3 penaltısı ama dedim ki yani penaltılar verirse atırıp atılmayacağı belli değil. Fenerbahçe her türlü de ne dedik o gün domine etti. Üstün oynadı. Müthiş oynadı. İyi oynadı. Müthiş oynadı. Yani çok çok üstün oynadı Beşiktaş'tan ama bu penaltılarını da vermesi gerekir hakemin. Şimdi ne oldu biliyor musun olay? Dedik ki bu A, B takım olarak değerlendirin. Bugün A takım memnun oldu. B takım daha sıkıntı yaşadı. Mağduriyet eğer varsa B takımına var. Gayet de doğal ama ertesi haftalarda da A takımına da mağduriyet olabilir dedik. Aynısında
Fenerbahçe yaşadı. Yani onun için burada özellikle... Burada bir şey okuyacağım size. Gelen bir mesajı okuyacağım. Sen de yani sen dediğinle ilgili. Mesajı gönderen Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Ot Yakmaz. Hocam, şimdi mi gönderdi? Şimdi. Hocam, telefonlar susmuyor. Aramışsınız. Kendi rica ettiydi. Ben aradım ama çıktım aradım. Telefonu meşguldü. Aramışsınız. Herkes susma hakkımızı yedirme diyor. Ben konuşmayan bir başkanım da ne oluyor? Hep hakkımız yeniyor hocam. Buyurun. Buyurun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon buyurun. Göstermiyoruz. Yok şey numara falan yok. Dost. Buyurun. Haklı mı? Haklı adam. Tabii. Hiç de tanımam. Her haklı. Neyse, not takmaz öyle. Bak yakından şimdi, tanımam. Hiç konuşmadım. Ama adam doğru işler yapıyor. Bak Trabzon. Kulübüne bak. Yaptığı transferlere bak. Gittiği işe bak. Harcadığı paraya bak. Teknik adamı. Teknik adamına bak. O da adamı, adamı badem yapıyorsunuz. İyiydi hocam. Ve adam diyor ki ben konuşmuyorum diyor. Doğru. İyiydi. Ben görmüyorum bir yerde. Sana yani, bu VAR'a niye gitmiyor hocam bu ya? Ben anlamadım hocam, işi. Adam topu aldı taşıdı hocam. Buna VAR nasıl ayırdı hocam? Hakemi kim? Bana onu söyle. Geçen sene o iki hakemin bitmesi lazımdı beyler. Onu bitirmeyen kulüpleri... O iki hakemin geçen işte, sene bitmedi. Ha maç Galatasaray... Bursa mıydı? Konya. 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 Ya önemli değil Galatasaray Konya. Galatasaray olduğu için diğer üç takım bitmesin. Ben diyorum ki dün Fener maçındaki iki hakemin de bitmesi lazım. Net. İki hakemin bitmesi lazım. Hani? %100. Hani? Yapamazsınız başka ya. Hep bıdı 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 bıdı. Hep bel altı. Alın bel altı size işte. Hakem üzerinden okuyorlar. Maç içine okursan sizin teknik adamsın. Adamın penaltısını versen bugün puanı, iki puan önde. Hocam Zanga'yı satıyorsun. Sivasspor. Palet'i alıyorsun. Oynatmıyorsun değil mi hocam? Rami'yi alıyorsun oynatmıyorsun. Bir dakika oynatmıyorsun. Jailson'dan stoper yaratıyorsun. İki tane penaltı yapıyor. Sen eli teknik adamı eleştirin önce. Hayır, dün onu Levent abi dile getirdim. Stoper olmayan bir oyuncuyu oynatıyorsun. Ligde en fazla bireysel savunmada hata yapan oyuncu Jailson'u. Evet. Levent abi. Adil Rami ile Falete alıyorsun, oynatmıyorsun. Zanka'ya alıyorsun sezon başı, sezon ortası yolluyorsun. Yani evet stoper sıkıntısı esasen Fenerbahçe'de ben hep dile de herkes getiriyor. Ben olduğunu düşünmüyorum. Bir stoper oynatırsın, sol bek dersen anlarım. Bak tamam. Hasan Ali'nin yeri evet transferle ilgili sıkıntı yaşar ama yani oraya da bir çözüm. Falete'yi sol bek en kötü Gine milli takımda veya Eintracht Frankfurt'ta üçlü savunmada oynadı gerçi. Orada sol bekte kullanabilirsin. Devam edelim hocam kaldığımız tamam, yerden. Işte tam işte ben de ondan evet. Tabii lazım. Tabii ne demek Serkan? Kısa bir ara veriyoruz. Evet Kasımpaşa 0 Galatasaray 3 puan cetvelinde zirve yarışı iyice kızıştı. Ortam da gereksiz yere çok gergin ama bu gerilimi düşürecek açıklamalar da geliyor. Herkes tabii ki itidalli olmalı. Her şeyden önemlisi en önemli şey Türkiye'dir, ülkemizdir, ülkemizin sporudur. Ya zaten spor bizi bir araya getirip bizi eğlendirmesi gereken. Tabii Mecnun Başkan'ın mesela Erman Hoca'ya attığı mesaj. Şimdi 42 puanla lider. Trabzonspor hani gizli lider diyoruz ama sonuçta bir deplasmanda veya yani deplasmanda olacak. İç sahada da oynansa oynanmamış bir maç var. Şimdi Sivasspor 42 puanla lider. Hiç penaltı atmıyor. Hakem tarafından hiç mi ceza sahası içinde cezalandıran bir pozisyon olmadı bugünkü gibi verilmiyor. Hiçbir şey konuşulmuyor. Diğer dört tane büyük kulüp bu sene birçok beyanatını okuduk değil mi? Başkanların işte yeri geldi teknik adamların dile getirdiler. Zaten dört büyük kulüp genelde şampiyon oluyor ki Türkiye tarihine de bak. He? Ya bir tane Bursa Spor arada olmuş. Yani hep böyle mağdur olan onlar, hep şampiyon olan onlar. İşin tuhafı bu. İdam sehpasından alan kulüp başkanları kimler? Başakşehir Başkanı, Fener Başkanı, Beşiktaş Başkanı. Halis Özkahya'yı bitirilirken idam sehpasından aşağıya alanlar bunlar bugün işte, bedelini ödedi mi acaba? Ödedi tabii. Bildiri yayınlayanlar kimler? Hacım. Ha? Hadi. Hakem de insandır hata yapardı ama bugün kıya yaptı. Penaltıyı vermedi. Onu sehpadan alan Başakşehir Başkanı çünkü bir tanesi. Ya böyle iddia bu tabii. Yani i̇ddia böyle bir tabii şey, ya. Hani böyle bir yok, şey olur mu? Sonuçta için iddia. Hocam imza hocam. Atıyorlar ya. Altı kulüp imza atıyor. Yani adamlara ceza verilecek abi. Dört ay, beş ay. Adamlara diyorlar ki hayır ceza veremezsiniz ve komite gidiyor.
Ya hakemler bunlar işte. O komiteyi götüren iki hakem Hüseyin Göcek lan bu. Geçen sene Ümit'i FIFA hakemliğinden alan o komite Fener maçına veriyorsun. Lan bu adam onu geçen komite FIFA'dan aldılar listede. İki ay evvel. Fener maçına verilir mi abi? Fener Alanya maçı haftanın en zor maçı. Hocam, onu niye veriyorsun? Komiteler gidiyor. FIFA'dan alınan bir adamı nasıl veriyorsun? Enteresan işte. Bak ben daha bir komiteler şey söyleyeyim. Komiteler gidiyor bunlar kalıyor. Ben çözemedim bak bu işi. Bak hocam sana bir şey söyleyeceğim. Sen bir hakem olarak buna bir yorum yap. Beşiktaş-Göztepe maçı. TFF'de değil mi? Nihat Bey geçen gün açıklama yapmadı mı? Oradaydım. Bir dakika. Bu maçın hakem faili kim? Aynı hakem. Aynı hakem. Bu maçın karara bağlanmadan Hüseyin Göç'e görev verilmez. Kural hatası varsa hakem kural hatası işlemiş. Ama demek ben o soruyu... Sen niye? Hayır bir dakika hocam yok. Açıklanmadı burası. Hayır, ama hala soruyu... açıklanmadı sen hocam. Sen niye veriyorsun bu hafta maçı? Levent hocam hani demek yok sordum. Ki maça veriyorlar diyorum ya. Hocam soruyu ben sordum. Demek Nihat ki olay başkanı. Belli. Kararı dedim, bekletiyorlar. Hani Nihat Özdemir Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı ya. Dedim ki hani empati yapacak olursak. Siz Beşiktaş başkanı olsaydınız. TFF başkanı Nihat Özdemir'e tepkiniz nasıl olurdu? Diye bir soru. Tamamen hoşgörüsüne sığındı. Biliyorum onun hoşgörüsünü. Ve eminim ki formasını çıkararak geldi oraya. Çünkü en çok eleştiri de Fenerbahçe'den alıyor. Ama dedi ki işte futbol hatalar oyunudur dedi. İşte hakemler de hata yapar. Ben de yaparım. Sen de yaparsın. Yorumcu da yapar. Yapar da yapar. Kabul. Hata yapılmış bir hakem o zaman niye? Trabzon maçına verildi. Hocam. Ve o hakem ne yaptı? Hocam dün Fenerbahçe hata maçında dün hata Fenerbahçe maçında yani yanlış bilerek yapılan yanlış. Sağdaki hakem 10 dakika konuştular. Konuştular. Ne konuştular abi? Bak bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bir kadar bir sordum ben dinlemiyorum dedi onu. Ne konuştular abi? Ne konuştular ya? O kadar konuşulursa. Bir dakika bak çok önemli bir şey söyledi. Zekeriya Alp'e sormuş. Sordu. Ne konuştular diye. Ben dedi etik gereği dedi. O konuşmaları dinlemiyorum dedi. Nasıl etik ya? Bakın. Hocam bu hocam bir dakika. Zekeriya Alp'i sevdiğinizi hocam, biliyorum. Ben de çok severim. Hocam bence bir şey çok... söyleyeceğim. Ama dinlemesi hocam, lazım değil mi hocam? Dün ben bunu yazdım bak, zaten. Bir de Galatasaray'ın bugün Mete Kalkaban nasıl penaltıyı verdi? Penaltı %100 penaltı değil mi? Görmedim. Emre Akbaba'nın... Doğru. Var girdi devreye. Vara girdi. Kim girdi? Var. Var. Dün Kadıköy'de Fenerbahçe'nin son dakika penaltısı. Abdülkadir Bitigen. %100 penaltı değil mi? Okeyleşti. %100 bence %100 penaltı. Galatasaray golünü de verdi hocam. Bak. Offside kaldırdı ya yardımcı hakem. Tamam, tamam, farklı devam bir şey söylüyorum ben. İki tane olay. Penaltı istiyorum, golü değil. Ha, tamam. Var, gidildi bugün. Dedi ki bu penaltı çağırdı. Ondan sonra Mete Kalkaban'ı. Mete Kalkaban da penaltıyı verdi. Dün Kadıköy'de son dakika %100 Mustafa Pek demek. Eliyle iki tane Fenerbahçeli oyuncu var. Biri Ozan var, biri Maskruze. Dün niye var yok orada? Ya dün de olması gerek. %100 doğru. Ya, bugün nasıl varsa Kasımpaşa stadında... Doğru, hakkı Galatasaray'ın. Dün de Fenerbahçe'nin %100 son ya dakika penaltı hakkı atar söylüyoruz. Atmaz diyorum Fenerbahçe. Ki, oradaki golü, var varsa penaltıyı. Niye 10 dakika konuştunuz bugün, diyorum bugün, ya. Efendim? Niye 10 dakika konuştunuz diyorum iki hakeme. Ya ondan bahsediyorum. 10 dakika ne konuştunuz ben merak ediyorum ya. Hocam konuşulacak ben bir olay da değil. Ben bir futbolcu olarak hakem merak ediyorum ne konuştunuz 10 dakika. Ben federasyon başkanı olsam Zekeriya'yı falan şey anlamam. Yanıma iki adam alırım. Konuşmaları alırım bandı dinlerim. İki hakemi... Ya işini bitiririm ya bir şey yaparım. Ama bunu yapmadığınız müddetçe olmaz abi. Dünkü maç sadece hakem duyamıyorum aynı dedi. Götürüyorsunuz. Hocam şimdi değilse hakemdir, ne zaman hata olacak? Hata yapan olmaz. Hocam Zekeriya evet. Abiyle senin aran çok iyi. Şimdi olmayacaksa bu hamleler hakemlere madem diyorsan ikisininle konuşurum. VAR kayıtlarını dinlerim. Bunun kararını, dünkü penaltıyı bunun niye kararını Zekeriya veremez. Fenerbahçe Alanya Spor maçında. Bunun kararını Zekeriya veremez. Bunun kararını Futbol Federasyonu verir. Onun dinlenmesini... Futbol Federasyonu isterse yapar. İsterse açıklar. Bunu Zekeriya yapamaz. Hocam, yanlış adrese gitmeyin. Hocam biliyorum. İFAP diyor ki, İFAP kurallarına göre siz de çok iyi biliyorsunuz. Yakından takip ediyorsunuz. Her ülkenin kendi federasyonuna bıraktı açıklamayı. Doğru. Bu bir. İkincisi benim söylediğim sizin söylediğinizi tasdikliyor. Gitsinler en kötü dinlesinler. Bunu açıklamasalar bile cezayı kessinler. Bir radikal karar alsınlar. Aynı şeyi söylüyorum. Aynen. Bunu yapacak. Sen dün var yok bugün var. O zaman insanların eline malzeme veriyorsun. Haklı olarak da diyor ki dün benim penaltımı vermedin. Sivas'taki nasıl ya Sivas? Sivasspor %100. Ya Sivas bana gerek yok Sivas ya. Sivasspor'u bak diyorum 40 bak Levent abi 40 gol atmışlar. Ligde 3 tane takım 40 gol. He.
45 gol Trabzonspor, 41 gol Alanyaspor attı. 3 tane 40 tane gol atan takım biri Sivasspor ve de lider bu takım hücum aksiyonu yapıyor. Bir tane penaltı atmıyor. Adamların sesi çıkmıyor. Yalnız da bunu hakemle yani kararlarıyla hakem böyle yaptı, şöyle yaptı. Oyunları da erteliyoruz bak. Düdüğü almadım yanıma. Antrenör performansları, oyuncu performanslarını değerlendirememeye başladık. Artık o şemsiyenin içine antrenörler de giriyor çünkü futbolcular da girmeye başladı. Düdüğü niye? Almadım, hakem kararları. Abi pozisyon oluyor değil mi? Biz maç seyrediyoruz. Ben tek seyrediyorum. Bazen Serkan geliyor. Siz içeride seyrediyorsunuz. Değil mi? Evet. Bir pozisyon oluyor. Ekrana bakıyorum ben. Bir pozisyon oluyor. Bir daha bakıyorum. Tabii yayıncı kuruluş doğru dürüst çekerse ikinci de anlıyorsun da çekemezse altıncı da anlıyorsun. Yayıncı kuruluş yandan giriyor, soldan giriyor, sağdan giriyor. Bazen eli böyle gösteriyor, bazen bacağı böyle gösteriyor. Abi ne diyorsunuz? Hemen benim tarafa geliyorsunuz veya bağırıyorsunuz içeriki odada. Ne gördün hoca diye. Bir dakika. Ne gördün hoca demiyorsunuz. Bir fikir koyuyorsunuz. Ya bu penaltı ya diyorsunuz. Bu penaltı diyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Hakeme itiraz ediyorlar. Şimdi itiraza geliyorlar. Hakem şunu yaptığı zaman şunu hani ben dinliyorum ha. Diyorsunuz ki ya VAR girdi devreye değil mi? VAR girdi devreye. Şimdi VAR devreye girdiği zaman biz kararımızı verdik mi abi? İkinci görüntüde verdik mi? İkinci verdik. Görüntüde. Şimdi bak hakem böyle. Ya futbolcu geliyor bir tane yanına. Neden geliyorsa o futbolcu. Değil mi? Ne değiştirecekse. Siz saniye tutun ya. Hocam bir dakikadan aşağı olmuyor. Arada oraya bakıyor ha. Psikolojik. La oraya bakma, buraya bak. Hocam bu ara kasanın rengi güzelmiş. Zaten onu göstermeyeceğim. Ya iki dakika sonra... La iki dakika söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz onu. Görüyorum ya. Hepiniz görüyorsunuz. Hepimiz penaltı diyor muyuz? Hep biraz daha penaltı diyoruz değil mi? Ya bak bir, iki penaltı ya. Ne geziyorsun abi 10 dakika? Penaltı ya. Bunu yaptı mı diyorsun ki penaltıyı verecek. Ama bir maçta mesela çağırdı. Bunu yapmadı. Devam ettirdi bir hakem. İçerisi yavaş o zaman. Trabzon'da. VAR odası yavaş o zaman. Bak bizde kullanılan teknoloji tabii. Penaltı olayı farklı onlar Erman yani. Hocanın söylediği. Bir de offside'lerle ilgili şunu söyleyeyim. Bizde kullanılan teknoloji en son teknoloji. Biz kararı evet. veriyoruz ya. Hocam, 3 boyunca. Juventus maçında 20 saniye. Juventus maçında 20 saniye. Bak onu örnek verdim. Çünkü Juventus maçında 20 saniyede. Serdar, İtalya'da kullanılan 2 boyutlu. Bizdeki 3 boyutlu en son teknoloji. Daha pahalı. İtalya'dan bir tık daha fazla kaliteli. Ama İtalya'da o çizgi çizildiğinde dediğin gibi anında kararı var. Bizde bir çizgi çiziliyor. Herkes duruyor. Golü atan futbolcu, kulübeler, antrenörler, seyirciler, izleyen televizyon başındakiler. Neredeyse mutfağa gidecek biliyor musun? Çay alacak, gelecek, Yıldırım oturacak yerine hala karar verecek hakemler. Yıldırım Demirören Yusuf'a diyor ki Namoğlu'na. Ya hocam diyor bu kadar masraf yok diyor. Bunu diyor en sonunu yapalım diyor. Daha en son teknoloji tabii onu. Daha pahalısı. Yüzüm söyledi. Ya zaman zaman bu ne oluyor? Geç böyle kararın gelmesini de etkiliyor. Yani o da var. Yani İtalya'nın kullandığı iki boyutlu ile üç boyutlu arasında tabii Sivas'ın varında kim var? Çabuk oluyor. Sivas'ın varında kim var? Bakayım. Galip, bakayım hocam. Galip Bitigen mi? Hayır. Galatasaray. Abdülkadir Bitigen başka yerdeydi. Galip. Abdülkadir Bitigen Kasımpaşa Galatasaray'daydı hocam. Sivas'ın hemen söylüyorum. Ali Şansalan. Hayda. Buyurun abi. Tanıdık geliyor bir yerden değil mi hocam? Devamlı hocam. Ali Şansalan. Halis Özkaya laf geçiremez hocam. Sen bir de bunlar var. Ben merak etçe alıyorum bu bilgileri. Merak etme hakemlerden. Dostlarımız var zaten içeride. Zaten hep söylüyorlar. Yukarıdaki çömez aşağıdaki şeye kaşar. O ona bir şey demiyor hocam. Diyemez. Kusura bakma. Diyemez hocam. Diyemez. Çağıramazsın beni. Allah'ını seversen. O zaman VAR'ı niye yapıyorsunuz? Tabii abi? Sen ne dedin hocam? VAR'daki adamlar değişmemesi lazım hocam. VAR'ın ayrı hakemleri olacak. O ayrı bir dünya olacak, orası ayrı bir dünya. VAR'a hakemliği bırakmış hakemin adam gelmesi lazım. Adam gelirse oraya sen onu görmedin, ceza alacaksın ondan. Puanın düşecek. Ali Sözkaya. Sen konuşuyorsun, at diyorsun korneri. Dünyada atılmayacak diye ben olsam ne donladı Sivas oyuncuları hepsi dışarı çıkarım ya. Güzel, bu güzel, penaltı olmayacaksa. Güzel. Ankara güçlü futbolcu biliyorsun. Penaltı yaptı, evet, üstüne yaptı. Buyurun. Ben size söylüyorum bir şey şimdi. Sen diyorsun ki
bu iş böyle oluyor, sallamıyor diyorsun değil mi? Sağdaki. Bunu yapacak adam federasyon başkanı. Dün gece Nihat Özdemir'in yerinde olsaydım, dün gece saat 12'de federasyona giderdim, varı dinlerdim, gerekeni yapardım. Sen dün gerekeni yapsaydın bugün Sivas'ta bu olmazdı. Ne söylüyorum ya? Çünkü ya söylüyorum abi, bilgimi söylüyorum. Tecrübelerimi söylüyorum. Hakemler, Türkiye'deki hakemler korkaklar. Kişilik olarak korkaklar. Hocam nasıl? Korkaklar korka, ya. Korkaklar, korkuyorlar ya. Hocam Vakeymele Sörlot'u delirtiyor. Haksız yere. Yani ağzı var, dili yok. İki tane oyuncuyu. Biri zavallı Denizli Kupa maçında garibanı bulunca atıyorlar. Dün işte Sörlot'u attılar. Ya garibanı bulunca atıyorlar. Nasıl adama korkak? İki tekmeden iki kırmızı vermen lazım. Sörlot'a tekmeyi vuranı atıyorlar. Abi Türkiye'de hakemler korkaklar. Maçında... Türkiye'de hakem bir kanser. Bunların üzerine gideceksiniz ya. Düzeltemezsiniz böyle. Ne zaman? Söylüyorum. Hocam doğru ne zaman? Bir iki. Ya kardeşim, her programda çok bunu zor söylüyorsunuz. Ya. Ya çağıracaksın. Bakın. Nihat Özdemir, Zekeriya, devre arası. Çağıracaktın. Kardeşim. Akraba. Bak. Şeye aykırı. İnsan haklarına aykırı. Ya babası gözlemci olacak ya oğlu hakem olacak. Tak atacaksın dışarıya bir defa. Bir bunu yapacaksın. Tık. Gitti. Bak ne oluyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemlerine ne yapmak lazımdı? Üç penaltılı pozisyonu. İki hafta, Beşiktaş'ın. İki hafta zaten i̇şte Cüneyt Çakır, Cüneyt, Levent abi. Kaç hafta vermedi? Levent abi iki hafta maç vermediler sonra nasıl? Cüneyt Çakır'a yanılmıyorsam. Tamam da bunlara da vermeyeceksin. Kupa maçı dahil dört maç vermediler bildiğim kadarıyla. Bunlara da vermeyeceksin o zaman. Verilen puan beş maçlıktı ceza. Beşiktaş ben bir şey söyleyeyim mi? Yalnız Fenerbahçe maçı için söylemiyorum. Dün de dile getirdim. Beşiktaş kurbanlık koyun gibi oldu bu sezon. Zaten başkan yönetim hakkını gerektiği kadar aramayınca baktılar orada bir başıboşluk var. Çok iyi niyetliler. Kurbanlık koyun yaptılar ya. Bak 21. hafta oynanıyor. En fazla mağdur olan kulüp o. Kurbanlık koyun gibi hadi bismillah kestiler. Beşiktaş'a diyorsun. Sivas ne olacak? En kolay. Çünkü hakemler biliyor kimin güçlü kimin güçsüz olduğunu. Nasıl kulüp nasıl idare ediyor. Gidiyor sıkıntım var o kulüpte. Hakkını savunabilir mi? Hangi profilde bir başkan geldi? Bu profil bize zarar verebilir mi? Beşiktaş kurbanlık MHK koyun gider, gibi hakemler pozisyonu yaptılar. MHK gider, hep hakemler söylüyorum. Gitmez. Kaç komite hakemler gitti? İçinde de güç var. Bu kadar basit. Kaç hakemler içinde ediler, de güç kaç? Var. Bakınız. Bak ben sana ne diyorum. İstediğin hakemi tayin ettiremezsen o komiteyi gönderirsin. Tabii. Güç var biliyor musun? İstediğin hakemi tayin ettiremezsen. Biliyor musun? Hayır. Biliyorum. Söyleyin. Söyle. Söyleyeyim bana. Bak hala söylüyorum konuşuyorlar. Hayır madem biliyorsun söyle. İstediğin tamam, hakemi tayin ettiremezsen o MHK'nin gitmesi söyleyeyim? Lazım. Sen de her şeyi merak ediyorsun. Her şeyi merak ediyorsun. Merak etmeyeceğim. Sen diyorsun yani? Hakemler için de güç ben var. Ben de diyorum hakem için güç var. Erman abi de biliyor onu. Söyleyin. Evet. Söyleyeceğiz. İstediğin hakemi. Tayin ettiremezsen o MHK gider diyorum sana. Ağlıyor. Sen hala kurtardın ya. Diyorsun ya. Kim ağlıyorsa istediği hakemi tayin ettiremiyor. Hayır Allah Allah. Hayır Levent abi onu söylemiyor. Diyor ki hakemler içinde bir güç var diyor. Bir organizasyon var içinde diyor. Var. Tamam hangi hakemler bende diyor. Var. Allah Allah. Hocam şimdi... Ya kanser var. Ne röportaj yapıyorsun sen bilmiyor musun? Hep aynı. Güney Çakır'ın babası gizli MHK başkanı. Al isim verdi bu sizin iddianız. Benim iddiam. Hayır hayır. Levent abi hakemler dedi. Hakemi bırakmış eski mesela hakem hocası vesaire eski hakem babası hakem demedi. Faal hakem söyledi. Şu yapı içerisinde. Siz, İstanbul'da Ankara'da hakem derneklerindeki seçimleri bilen biliyor musun ya? Oraya kimler nasıl seçiliyor? Ondan sonra neler oluyor biliyor musun sen onları? He? O dernek seçimleri nasıl oluyor biliyor musun onları? Kimlerin adamı geliyor kimlerin adamı gitmiyor. İşte Zeki Uzundurkan yazdı. İki hafta evvel hala cevap yok. Cüneyt'i satanı biz de satarız filan diye bilmem ne. Zeki yazdı ya. Sen neden bahsediyorsun? Serdar sen bir şey diyordun yarım kaldı tabii. Ya ben şu şeyle Mustafa Cengiz Başkan'la ilgili konuştuk. Hiç mi eleştirilmeyecek tarafı var o şeyde? Evet çok güzel şeyler söylüyor ama son cümlesini kapatırken de ezeli rakibinin başkanına yine laf söyleyerek kapatıyor. Bence iletişimci olarak söylüyorum. Tabii ki kendi tercihidir. Ben olsam, onun danışmanı olsam, başkan bu konuşmadan sonra hiç onu karıştırma, direkt böyle kapat derdim. Orası biraz eleştirecek nokta. Onun dışında... Hangisi? İşte... Televizyon şey mi? Haber bülteni mi? Evet, evet. Ben, hocam... Bazı başkanlar haber bülteni... Hocam bak, hep bir cümle var söylüyorum. Senin evin camdansa karşıya taş atma. Sen gülerek onu yaparsan adam da sana bunu yapar. Yapmayın abi. Güzel konuştun. Sen bana siz cümle... dersen ben sana siz derim. Sen bana lan dersen ben sana lan derim.
Sen bana beyefendi dersen ben sana beyefendi derim. Hep karşıya söyleyeceksin, sonra bekleyeceksin saygı. Bana saygı göstermeyene saygı göstermem hocam. Hocam sen bana o yüzden mi hep hocam diyorsun? Ben de mi hocam? Tabii. Sana herkes sen hocam. Sen mesela bir şey soracağım Reha Hoca. MHK'nin toplantısına sen geldin mi şeydeki Riva'daki toplantıya? MHK'de yoktu. Oğuz Sarman bir laf söyledi. Benim kafama takıldı. Biz Alper Ulusoy'la dedi. Ali Sözçay'ı bir araya getirmemeye çalışıyoruz. Ne demek bu? Niye? Küsler mi? Ben anlamadım yani. Sordunuz mu orada Levent abi? Abi cevap almadım. Neden gelmiyorlar yan yana? Ya şimdi ama bir şey söyleyebilir miyim? Yanlış anlamayın. Hiç umurumda değil yani neden bunu ya, bir araya getirmiyorlar. Umurumda değil var mı? Yani, bir dakika. Bir iddia ortaya koyuyorsan nedenini söyleyeceksin. Şu an öyle sorunlarla ya. Boğuşuyoruz ya, ki Levent abi. Parçalanmayı söylüyorum. Bak, bir araya getirmem ne demek ki? Size yani? Kestirme şunu söyleyeyim. Ya, yanlış anlama. Öyle önemli sorunlar sizi var kestirme, ki. Şunu futbola dair, hakemliğe dair. Türkiye'deki hakem müessesesinde adalet olmadığı için bu adamların adalet dağıtma şansı yok. Ya kestirme bu. Çünkü hakemler adaletli gelmiyorlar bir yerlere. O zaman da adalet nasıl dağılsın? Bu adamlar torpille geliyorlar bir yere. Torpille gelen torpil yapar ya. Yok hocam yapmıyorlardır ya. Sen hocam aklanıyorsun müthiş performans veriyor. Haber portalı ne yazmış biliyor musun yani? Kim neydi? Oğuz Sarvan'a kızmışlar da. Kimi? Babası diyor Muzaffer Sarvan çok kibar adamdı. Özellikle falan maçları iyi yönetirdi diyorlar hocam. Yani enteresan bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Senin hakem olmana sebep olan Muzaffer Sarvan'dı değil mi? Buyurun ya. Ama evet. Yanlış anlamayın sayın ya. Seyirciler. Dinlememiş olanlar var. Hani ön ayak olan değil. Ön ayak olan Hilmi yoktu. Bir dakika abi üst üste konuşmayalım. Hilmi yok ön ayak olan. Hani abilik yapan değil mi hocam? Evet. Hakemlikte önünü açan. Ama futbolculuğumda bile seni hakem yapacağım. Hilmi yok değil mi? Yanıma geldi. Ama sen hakem olma kararını Muzaffer Sarvan'ın senin o bir maçının yönetmesinden sonra almışsın. Kazandığımız 2-1 kazandığımız 8 kişi kaldığımız baştan sona 8 kişi 2-1 kimi yenmiştiniz? Fener'i. İnönü Stadı'nda. O maçtan sonra hakem olmaya karar verdim yani. 8 kişi. 10 sene sonra hakem oldum. Bende de amma inat varmış ya. Erman abi de maçta yani atıldı yani. Neden hakem oldun hocam? Onu da bir cümleyle söylesene. Hani neden o maçta hakem olmaya karar verdin? Sahanın içinde öyle şeyler yaşandı ki. Bize küfür edilenler atılmadılar. Bizim ne anamız kaldı, ne avradımız kaldı. Tekme yedik, tokat yedik, küfür yedik. Son dakikada bir gol attık. O arada bir futbolcu geldi, hakeme inanılmaz şeyler söyledi. Atamadı. İnanamadım. Maçtan sonra gazeteye beyanat verdim. Dedim ki ben futbolu bırakınca hakem olacağım ama şunu da söyledim. Futbolu bırakınca hakem olacağım. Ne gözlemci olacağım ne de MHK'lerde görev yapacağım dedim. Bugüne kadar da geldi. Çünkü böyle bir hakem, yani başka bir hakem göstermek için hakem olacağım dedin. Evet. Yani başka türde. Haksızlığa evet. Başka türlü bir hakem haksızlık, olacağım. Haksızlık değil evet. Abi öyle. Şey değilim yani. Ya bazı gençler izlememiş, bilmiyor olabilirler bu konuyu. Sen birkaç kere daha önce yayınlarda farklı yıllarda bana böyle soruyorlar. Niye merak ediyorsun? Merak ede filan. Ne yapayım? Ne işim var? Evet. Hayır Erman Hoca zaten. Seni yerler hocam merak ediyor. Hayır Erman Hoca kendi isteğini dile getirdi. Tek geleceği merci Futbol Federasyonu Başkanlığı. Olur, doğru mu? Olurdu o da geçti. Hayır, tek istediği o. Doğru mu hocam? O da geçti. Zamanında olsaydı olurdu. Bir ay önceki programda bunu dile getirdiğinizde sen öyle söyledin. Hasan çok istedi rahmetli. Gel beraber çalışalım diye dedim. Ya sen şimdi ben bu yoldan ayrılırsam tekrar dönemem basına. Bak. Hasan Doğan çok istedi. Gel beraber çalışalım. Hasan dedim senden çalışırım ama senden sonra ben bir daha basına dönmem, bırakırım. Ben bu yolda gideceğim dedim. Benim de olmazlarımla olmazlarımla olmaz. Peki hocam Federasyon Başkanı Nihat Bey. Aynı şekilde Zekeriya abi. Ya bunlar bu radikal kararları siz söylüyorsunuz. Bunları mutlaka düşünüyordur. Sıkıntıları da biliyor. Dile de getiriyorsunuz. Şimdi bunları da 3 aşağı 5 yukarı bilen bir kurum niye radikal kararlar alıp bu operasyonu yapmıyorlar? Onu bilemem. Şimdi böyle oldukça adaletsizlik var. Bak şimdi. Çok basit bir şey söyleyeyim sana ya. Sorduğum bir tane soruya var. Cevap vereyim. Dağıtmadan. Bir tanesine cevap vereyim. Ben bir hakemin birini götüreceğim değil mi? O hakemin arkasından bana ne telefonlar gelir biliyor musun? Bürokrasiden, oradan, buradan, sanayiden, sitelerden neler gelir biliyor musun? Ne baskılar geleceğini biliyor musun? O zaman bu düzen hiç değişmeyecek. Veya hocam. Siyasi. Hayır, hiç, parti X parti, Y parti, ha. C parti önemli değil. Ben sana ondan bahsediyorum. Bu düzen değişmeyecek. Baskıyı yiyince yapamazsam orada niye durayım? Ben gireceğim yönetim kuruluna. Oradan biri bana soracak abi hayatında topu görse bomba diye karakola getirecek bir kulüp başkanı. Bunu niye böyle yaptın diyecek. Kürt tablasını kafasına geçireceğim adamı. Çalışılır mı orada? Hadi gel çalış. Ha ne zaman yaparsın? Silah eline geçirdiğinde yaparsın. Ya. Federasyon başkanı olursa yaparsın.
Hasan Polat bilmem ne işte onlara. Federasyon Başkanı Nihat Bey niye yapmıyor anladım. Yapması lazım. Yapar inşallah. Ne zaman yapacak dedim ya. Adaleti dağıtmıyorlar hocam. Yalnız. Bak, bak güven duymuyor. Takımlar, insanlar, futbolla ilgili herkes. Ve artı yetenek sıkıntıları var. Yetenek sıkıntıları var. Bunlar bir araya geldi mi? Nasıl futbolun hocam, sağ yılların içindeki... Birikimi hocam. Sağ yılların birikimi ya. Ya öyle 3 günde yaz boz olmaz bu işler. Ben radikal kararları bir şey söylüyorum. Geçen sene o 2 hakem. Bu sene işte dünkü 2 hakem. Bunu arada yaptığın zaman bunlar korkaktır. Bir yaparsın bunu Allah derler biz gittik. Biz gittik toparlanırlar ya biliyor musun? Şaşırırsın hakemler. Hop olurlar böyle. Ama götürecek kelleyi. 2 maç. Geçen sene Galatasaray maçı. Bu sene Fener maçı. Dünkü maç. Gir. Dinle orayı. Ya geçen sene Galatasaray maçında Konya maçında yardımcı hakem diyor ki Hüseyin Göce'ye. Hocam diyor pozisyon temiz sakın penaltı verme diyor 2 defa. Yukarıdaki Halis Özkaya da çağırmıyor. Sahip çıkan kulüpler Fener, Başakşehir, Beşiktaş. Dün akşam penaltı pozisyonunu çağırmıyor. Konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz? Bana bilgi verin. Duymuyorum dedi hocam. Git o zaman. Telefon ver eline telefondan konuş abi. Bu önemli bir şey. Evet. Gittiğinde tak tak hadi güle güle. Bak ne olur bu hakemler. Korkaklar hakemler. Zekeriya dedi ki hakemlere üstünüzü elinizi başınızı iten hakemlere dedi sarı kart gösterin futbolcuya. Dün Ümit Öztürk'ü gördünüz mü? Kaç futbolcu itti? Kaç futbolcu itti Ümit Öztürk? Yanlış karttan Sorlota. Kaç futbolcu itti? Hani sarı? Sorlota değil Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı. Pardon daldım. Ya arkadaşlar. Hüseyin Gökçek'ti Trabzon'da. Ben başka seyrediyorum. Hüseyin Hoca'ydı daldım. Bir başta çıkıyor üstüne dokunana bir başta çıkmıyor. Hocam o da yani o kararı verirsen Fenerli oyuncular da üstüne çıkar, itiraz eder. Doğru mu değil? Kart göstermesi gerekir mi? Gerekir. Ama yalnız hocam bak şimdi. Abi. Bak, dedin ki tepinirler abi. MHK Başkanı işte söyledi seminerde de. İşte veya sezon başı da zaten bu uygulama vardı. Oyuncu dokandığı zaman kart göster, otoriter olarak maçı yönet, hissettir. Tamam. Hocam sırf bundan bitiyor. Kart gösterse veya kırmızı kart bir oyuncuya gösterse X takıma. Ya sağ içinde korkuyorlar, adalet dağıtmıyorlar. Performansları iyi değil. Şimdi devamlı sağ içine oyunu, yani futbolu konuşacağımız hep yan işte hakemlere dönüyoruz yan tarafa. Yok şu beyanat vermiş, hakem böyle biz yapmış. Konuşuyoruz abi. Hayır ya bu olaylar hep böyle mi devam edecek? Bunun için futbol yayın başladı federasyonu, konuşuyoruz, yayın doğru, başladı doğru, neredeyiz abi aynen. Bitiyor. Hocam futbol federasyonu başkanının az önce bir daha söyledim. Radikal kararlar Nihat Bey'in alıp masaya yumruğunu vurması gerek ya. Sizin söylemleriniz zaten bu yönde değil mi? Evet. Geç bile kalındı diyorsunuz. Evet. Ya bir tam buçuk yıl görev verilmeyen hakemler var ya. Kendileri anlattılar. Bir kulüp başkanı müdahale ediyor. 1,5 yıl maç almıyor. Allah aşkına. Yıllarca... 1,5 yıl sonra dondurucudan mı çıkıyor? Tabii ya. Nedense çıkıyor. Ondan sonra o... Hayır, 1,5 yıl maç yönetmeyip... O kulübün maçlarına hata yapmaya dikkat eder ya. 1,5 yıl aynı kulübün maçını tabii yönetmeyen tabii ya hiç vermiyor. Diyorsun. Ondan sonra evet, canım evet, yanar diyor. Oho her bak, kulüpte var öyle. 6-7 maç verdirilmiyor. Bunların listeleri var her ben kulüp, yazdım ya. Her kulüpte var. 8, 2 sene, 3 sene, 4 sene maçları verilmeyen hakemler var. Niçin var? Bundan yıllar önce bir kulüp başkanı Allah aşkına. Hakem odasını basıyor. Bir kulüp başkanı. Hakeme dümdüz küfür ediyor. Komiteden birisi de bunu alıyor. Biliyor yolunu. Diyor ki bu adamı mahkemeye vereceksin diyor. Kulüp başkanını. Hakem vermiyor. Hakemliği bitti adamı. O zaman. Ama şimdi gene sahnede. Serdar sen bir şey diyeceksin galiba. Ödülünü aldı mı yani hocam? He? Ödülü aldı mı? Tabii. Gene sahnede. Tabii. Bu kadar basit. Doğru işte abi bunlar. Bu hesaplar, zaten, geri aldı işte bu hesaplar zaten işi bozuyor. Tabii işte bu. Bak Erman abi bak. Bir şey söyledi. Erman abinin arkasında teneke yok. Ne diyor? Ben hakem olsam diyor. Ben bir şey söyledim ama onun için söylüyor. Çünkü diyor ki ben çağırdım hakem, MHK başkanı oldum. Federasyon çağırdı. Ne dediniz? Bir konuşmayı dinleyeceksin. Evet abi. Baktım bu var. Ha inandırıcı bir şey varsa kabul. Tabii. Ama inandırsa baba güle güle. Güle güle diyeceksin der misin? Tabii. Dersin değil mi? Bu kadar tabii. Basit işte. Niye Erman abi der bunu? Ancak o der. Onu yapmazlar mı MHK başkanı federasyon başkanı? Olmaz. Bir kişi teklif etti. Canı yanar. Ciddi resmi teklif. Hep gündeme geldi evet. İsmi ama. Bir kişi resmi teklif etti. O sırada ben de kendisiyle çalışıyordum Hasan abi. Rahmetli anıyorum Hasan Doğan'ı. Hakikaten çok şey öğrendik kendisinden. Borcunu ödeyemeyiz. Hasan abi teklif etti. Hocam o zaman birlikte çalışacakmışız. Evet. Kabul etmedim. Kabul etmedim. Yalnız şunu söyledim Hasan'a.
rahmetli. Çok tatlı bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Sen dedim ne zaman başı sıkışırsa bazı konularda aç konuşalım. Allah var açtı konuştuk ve uyguladı. O kadar söyleyeyim. Hocam şöyle söyleyeyim, ben o zaman tam gencim. Şimdi artık bizler de orta yaşın üstündeyiz. Sen de bazı şeyleri biliyorsun tabii. Çok gencim. Yani hakikaten eşsiz bir deneyimdi. Futbola dair, dünyadaki futbol, Türkiye'deki futbola dair aktörler, amaçlar, vizyon konusunda ne öğrendiysem Hasan abi zamanında açmıştır kapıları. Aldo Huxley'nin bir kitabı vardır, Algının Kapıları diye. Algının Kapıları. Evet. Hakikaten kitabı. Algının Kapıları. Hakikaten ya. Bir dakika. Ha, demek ondanmış falan diye ve hiçbir şey demeden. Gencecik bir adamdım. Muhtemelen fikirlerimin pek çoğu saçma sapandı. Hiçbirisine böyle şey mi olur demedi. Hepsini dinledi hocam. Ha, yaptı yapmadı değil. Dinledi. Ya işte bu bardağı siyah mı yapsak falan kadar saçma fikirlerimi dinlemiştir. Sadece beni değil, herkesi dinledi. Sizin gibi özellikle çok önemli geçmişe sahip futbol adamlarını zaten dinledi. Hatta çok iyi bir deneyim de oldu onun için. Sizden çok etkilendiğini bizzat biliyorum. Biz de zaten o zaman da tanışıyorduk sizinle. Evet. Yani tekrar rahmetle analım. Çok ben büyük de, bir federasyon başkanlığı performansı. Niye Hasan Doğan'ı her gün anıyor? Niye anıyor? Çünkü radikal kararlar aldı ve yaptı. O zaman da hakem dünyasında yaptı. Kafa kopardı biliyorsun. Yaptı. İdare yaptı etmedi. Ondan. İdare etmedi. Teşhisi evet. Koydu. Deha hocam da bir ben, şey söyleyecek ben galiba. Ben de yani bir de hocam o radikal kararları tabii yaptı. Bir de futbola bakışı farklıydı Serkan. Yani mesela ben de çalıştığım Ümit Milli Takım döneminde İsviçre seyahatimiz olmuştu. Hatta bizim kaldığımız otelden A Milli Takım farklıydı. Bayağı yürüdük bir akşam rahmetliyle. Yani yürüyelim dedi hocam. Bir gittik 45 dakika tekrar geriye döndük hatta. Fatih Hoca'ya uğradık. Ondan sonra sohbet etmiştik. Ya futbola bakışı inan çok farklıydı. Hayata? Bak hayata her şey ama futbola bakışı da tam bir futbol adamıydı. Yani o evet hakemlerle ilgili bir radikal kararlar aldı doğru. Onun haricinde futbola bakışı söylemesi, nasıl bir yapılanmanın içine girmesi gerekir. Futbol Federasyonu, altyapılar, üst yapılar, işte kısa, orta, uzun vadede hep bunları anlattı. Yani Hasan Bey'i andık. Allah rahmet eylesin tekrar. Evet. Çünkü anmamızı gerektirecek bir futbol iklimindeyiz şu anda. Ve unutturmamamız gereken bir futbol iklimindeyiz. Herkese, tüm aktörlere, genç kardeşlerimiz hatırlamaz. 2008'de vedalaştık. Çok erken kaybettik. Ama Hasan Doğan diye bir federasyon başkanımız oldu. 120 gün. 120 gün. Unutulmaz bir 120 günlük deneyim yaşadık. Ben Türk futbol ailesi olarak. Levent Bey başkanken o as başkanı da o zaman tanımıştım. Başkan döneminde Levent ayrılmıştı. Bıçakçı. Levent Bıçakçı dönemi evet, tanıştım. O dönemde as başkandı. Evet. Dilerseniz basın toplantıları hazır diyor arkadaşlarımız. Fatih Terim'in ve Fuat Çapa'nın basın toplantısında neler söylediğini izleyelim. Evet. Sakat oyuncularımız var. Eksik oyuncularımız da olabilir ama açıkçası biz bu üçüncü sezonumuz değil mi? 2,5 diyelim. Bu gibi hadiselere alıştık zaten. Yani olmayan arkadaşımızın işini bir başka arkadaşımız görüyor. Böyle de olmalı zaten. Ya yani Adem bu konuda Santifor'suz oynadığımız zaman da oldu. Hayıflanmak yerine çünkü zaten işin temelinde bir cezamız var. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani hop demeyle veya ben bunu istiyorum demeyle bir oyuncu alamıyorsunuz. Zaten böyle bir sıkıntınız var. Satmadan da alamayacağımıza göre nasıl bir halle onu kompanse ederiz ona bakıyoruz. Çok şükür şu ana kadar idare ettik. Stoper Donk'la Marka ikilisi. Ahmet'le Emin de arkalarında var. Oynuyorlar, iyi de oynuyorlar. Yani olsa iyi olur muydu? Evet ama olmayınca da ya niye yok diyen bir insan da değilim ben. Takım halinde, takım oyununu daha geliştirdiğimiz düşüncesindeyim. Henry, Jesse ve
kimi aldık biz? Üçüncü Saraki. Da bize hem gençlik hem sürat hem çabukluk katacaktır. Diğer oyuncularımız zaten daha önceden sezon başından vardı. Onlara da bir zamana ihtiyacı vardı. Fizik olarak da bir duruma geldiler. Takım oyununu daha iyi oynuyor gibiyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Ben sorunuzu anladım mı? Ben şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım demekten pek hoşlanmıyorum. Şimdi ısınmada en az 10 tane depar attı. O birinde ilk deparda hissetmiş. Bence de doğru yaptı çıkmakla. Biz de çıkarmakla doğru yaptık. Çünkü daha beter, daha zor bir duruma düşebilirdi. Ama hissetmiş. Dolayısıyla belki uzun sürmeyecek ama dikkatli de olmak zorundayız. İnşallah çabuk toparlarız. Tabii ilk yarıyla çok farklı. Yani onu hep izah ettim. Tamamıyla beraber olamayan bir futbol takımı. Özellikle hazırlık dönemini iyi geçiremeyen bir veya beraber geçiremeyen bir futbol takımı. İşin fizik yanı, haftada 3 maç, bunların hepsi bize biraz dezavantaj oldu. Ama hem kısa olan devre arasını hem de oyun planımızı, oyun anlayışımızı daha da ilerlettiğimiz ve oturttuğumuz inancını taşıyorum. Daha da iyi olacaktır inşallah. Oynadıkça daha gelişecektir. Bugün dirençli bir Kasımpaşa karşısında Kasımpaşa dirençli bir takım yani. Kolay galibiyete ulaşmak, hatta oyunun karşılığı belki daha farklı bir sonuç. Bu arada da çok fazla bir gol pozisyonu vermemek, bunlar da önemli şeylerdi. Bazen biliyorsunuz böyle rakiplerinizin puan kaybettiği haftalarda psikolojik olarak maça çıkarken o etki içerisinde bazen enteresan sonuçlar alabiliyorsunuz. Zor oluyor. Ama bugün pardon, istek, arzu, iştah, oyun düzeni, oyun anlayışı, pas yüzdesi hepsi ve pozisyon zenginliği hepsi vardı. Tebrik ediyorum oyuncularımı, inşallah hep böyle devam ederiz. Andone esasında bugün belki bir 10-15 dakika olabilirdi ama yavaş yavaş onu da sokacağız oyunlara. Çünkü o noktanın alternatifini bulmak çok kolay olmuyor. Yani bir sağ beki belki bulabiliriz, bir orta sahayı başka bir yerden devşirebiliriz ama merkez atak oyuncusu yani santrforu bulmak çok kolay değil. O olmazsa o şekliyle gidebilirsek sezon sonuna kadar mutlu oluruz ama oynayacak tabii yakında. Hazır şu anda ama tam hazır değil. Yani en azından fizik olarak hazır. Ayağını da bir göreceğiz. Açıkçası inanıyoruz. Çalışıyoruz. Belki buna benzer şampiyonluklar olduğu için bu soruyu siz soruyorsunuz ama keşke önde olsak da hiç böyle bir durumlar olmasa da biz de rahat etsek açıkçası ama şampiyonluğun her türlüsü hoştur, güzeldir. Öyle de olursa ben de bugün unutmam, size derim ki ayrı bir yere koyuyorum. Sen de o soruyu sorarsın, ben de cevaplarım. Açıkçası bugün eğer dediğiniz topla çıkışlarımızda bir hata varsa herhalde bu 95'e 05'tir. Ama tabii tehlike konu. Ama risk almadan da hiçbir şey olmuyor. Açıkçası ben bugün çok başarılı oldum. Bir iki tane çıkarken kaptırdık dediğiniz gibi. Bizim için tehlikeli ama oradan sonra merkeze çabuk toparlanarak onu da hallettik ama olmaması daha iyi. Ancak bundan da vazgeçmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Vazgeçsinler de istemiyorum açıkçası. Zaman zaman da bu hataları yapacaklar. Çünkü bir sonraki İkinci ve üçüncü bölgede oyun anlayışımızı desteklemek için oradan öyle çıkmamız lazım. Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, maçı değerlendirecek olursak, yani yapmış olduğumuz analizlerde Galatasaray'ın neler yapabileceğini açıkçası çok iyi biliyorduk. Ama yeni bir takım olduğu için bizim takımımızın neler yapabileceğini açıkçası görmek istiyorduk. Çünkü
çok sayıda yeni oyuncu alındı bildiğiniz gibi. Bu açıdan hem oyuncuları bireysel anlamda hem takım olma adına hem de Türkiye'nin şampiyonluğu oynayan takımlardan bir tanesi karşı ne gibi reaksiyon göstereceğimizi görme adına bizim için iyi bir karşılaşmaydı. Karşılaşmaya aslında kötü başlamadık. Özellikle ilk 7-8 dakika diyeyim. Çünkü goller gerçekten çok erken geldi. Galatasaray'ı oynatmam adına. Çünkü onları özellikle kanatlarını durdurma adına. Orta sahayı biraz daha pas alanlarını kesme adına öyle bir oyun planı belirlemiştik. Diğer taraftan da kazanmış olduğumuz toplarda da bekler çok fazla ileriye çıktığı için onların arkasına oluşacak alanları iyi bir şekilde değerlendirmek planıyla çıktık açıkçası karşılaşmaya. Ama yemiş olduğumuz yani birinci ve ikinci gol tamamen takımımızın yani yeni olan bir takımın direncini açıkçası düşürdü. Çünkü eğer 30-35 dakika maçı 0-0 götürebilseydik tamamen değişik bir karşılaşma izlerdik. Yani yemiş olduğumuz goller de gerçekten çok enteresan goller. Yani birinci gol olsun, ikinci gol olsun. Yani çok biraz da şanssız, talihsiz goller. Diğer taraftan yani yeni takım olmanın sıkıntılarını da şu şekilde yaşadık. Belirli bir noktaya kadar zaman zaman geldik, 18 etrafına kadar ama 18'in içerisindeki o koordinasyonu tam olarak sağlayamadık. Bu da çok net bir şekilde görüldü. Eğer karşılaşmayı tamamen tekrar gözümüzün önünden geçirecek olursak belki 18 etrafında Galatasaray tabii ikinci devre biraz tempoyu düşürdü. Bu da bir gerçek. Ama ona rağmen ikinci devre 18 etrafında bir aile topla buluştuk. Ama maalesef koordinasyonu 18 içerisinde ve etrafındaki o koordinasyonu eksikliğinden dolayı pozisyonu yeterince giremedik yani. Bu karşılaşma bize bir hayli veri verdi. Hem futbolcuların bireysel anlamda hem de takım adına neler yapabileceğimizi. Bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalar, özellikle önümüzdeki 3-4 haftalık karşılaşma direkt yani ligde işte kalma mücadelesi verecek olan takımlara karşı işte önümüzdeki hafta Antalya'ya gideceğiz. Akabinde Denizli bize gelecek. Yani bu karşılaşmalar bizim adımıza hayati bir karşılaşmalar. En kısa süreçte futbolcularımızla tekrar oynamış olduğumuz karşılaşmayı göz önüne geçirip biraz daha fazla saha içerisinde mesai harcayaraktan o koordinasyonu ve birlikte oynamayı sağlayıp sonuç almaya gideceğiz. Şimdi yani bloklar arasındaki mesafeleri gördünüz yani baskı yaparken özellikle defans Galatasaray geriden oyun kurarken yani bir önce baskı yapalım diyerek geçtik. Oradaki mesafeleri çok net bir şekilde görebiliyorsun. Yani defansla ön hattaki oyuncuların arasındaki mesafe, orta sahadaki koordinasyon çok bu gerçekten büyük bir sıkıntıydı ama şunu da göz ardı etmeyelim. Sonuçta Galatasaray'a karşı oynuyoruz ve 3 yıldır birlikte oynayan oyuncu grubu, çoğunlukla birlikte oynayan oyuncu grubu ve son iki sezondur da şampiyon olan takıma karşı oynuyoruz. Neredeyse. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Ama biraz önce söylediğim gibi bizim acilen biraz daha fazla mesai sarf ederekten hem saha içerisinde hem de saha dışarısında bir an önce takım yani koordinasyonu sağlamamız lazım. Çünkü çoğu oyuncumuz daha birbirini yeni tanımaya başladı. Bizler onları yeni tanımaya başladık. Ama önümüzdeki haftalarda eminim daha değişik bir Kasımpaşa olacaktır sahada. Yani bundan şüphem yok. Özellikle yani şunu da belirtmeyeyim. Kanattaki oyunculardan da tam olarak da yani oradan aslında farkı beklerken oradaki o farkı yaratamadık. Yani orada da bir eksiktik. Yani bir yere kadar getirdik. Bir yerden sonra da çok kayıp. Üçüncü bölgede özellikle çıkarken çok basit top kayıpları yaşadık. Fuat Çapa'yı dürüstlüğünden ötürü tebrik etmek lazım. Dağ çiçeği burnunda. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız şeklinde koyduğu vizyon benim izlediğim Kasımpaşa için doğru vizyon bence. Fuat Çapa, sence o mu? Bir antrenör ne demesi gerekir? Ben Fuat Hoca'yı eleştirmek için değil. Elimizden tabii gelen değil. Gereğini yapacağız. Ben buraya niçin geldim? Bu takımı ligde bırakmak için. Ha, o da ki, cümleler yanlış olabilir. Elimizden gelen, herkes elinden bir şey gelir.
Ama dürüst bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ama gereğini, bak şimdi şampiyonluğa herkes oynayacak. Görüyorsun, çok ciddi takımlar var. Dört büyük takım potada. Başakşehir potada, Sivasspor, Alanyaspor, yedi takım. Gereğini yapan, gereği nedir o? Bağırıp çağırmayıp sahada doğru kurgularla oynayan. Evet, hakem hatası da olacak. Bazı takımların canı yandı, hepsinin. Evet, yine dayanabilir ama gereğini yapan, daha çok isteyen, daha doğru planlı oynayan, oyuncu performansını arttıran, gelişim sağlayan. Ben dedim ya, 32 yaşında hatta söylediler ya, Adem Büyük dedim, gelişir, evet gelişir. Al şimdi. Hakikaten gelişti ya. Ya. Bravo hocam, gelişti. Gerçekten gelişen nadir futbolculardan birisi. Allah aşkına, Muslera her sene üzerine koyarak gelişmiyor mu? Her sene gelişmiyor Muslera. Kaç yaşında olursa olsun bir oyuncu gelişir. Takım itmanıyla da oyuncu geliştiğini ben görmedim. Bireysel antrenman şart. Her futbolcu gelişir. Şimdi herkes Adem Büyük konuşuyor. Hatırlıyor musun ben söylediğimde? He? Şimdi ne oldu? Santrafor olarak ne Falcao'yu konuşuyorsun ne Andone'yi. İyi ki Adem alınmış. Yani Fuat Hoca için dediğim gibi benim de arkadaşım, sevdiğin naif bir insandır, düzgün insandır. Mutlaka o da başarılı olacaktır. Ben Fuat Hoca için bunu söylemiyorum. Bir antrenör iddiasını ortaya koyar. Bunu da söylemi yapar. Söyleyenlerle yapanlar farklıdır. Elinizden evet gelecektir ama gereğini yapmak nedir? Teknik adam olarak, aynı şekilde futbolcu performansı olarak o işi bitirmek. Gereği neyse onu yapmak. Transferlerden önce mi geldi, sonra mı geldi? Sonra geldi. Bir dakika. Transferlerden önce mi sonra Levent geldi? Abi, siz evet, bir teknik adam olarak evet, buna ne gözle bakarsınız? E şimdi Sergen de sonra geldi. Herkes diyor ki evet, sonradan gelen antrenör şöyle olur. İki maçta 6 puan sonuçta kazandı. Beşiktaş takımını bak şimdi, Sergen tanıyor ama. Levent abi bak tanısın. Abdullah Avcı'yı da severim. Bak iyi de antrenör. Evet, Beşiktaş'a doğru oyunlar oynatmadı. İlk 7 haftada 2 galibiyeti vardı. Sergen Yalçın geldi. 2'de 2 yaptı. Şimdi antrenör, ben Fuat Hoca için söylemiyorum. Bir antrenör bir yere geliyorsa, tanımıyorsa o zaman diyecek ki ben tanımıyorum, almayın bir kulübü. İki, gerçeği, futbolun gerçeği. Fuat Hoca evet Kasımpaşa'da eskiden çalıştık. En son Eskişehir'den ayrıldı. Çalışmaya Süper Lig'de ihtiyacı var. Doğru mu Levent abi? Evet, çalışmak tamam, için tamam. Onun ihtiyacı var, gitti. Bu kadroyu da kabul etti, kabulü. Bunu hayır, zamana ben, verecek bir şey yok. Kadroyu, hayır anladım. Kadroyu, yani gayret edeceğiz demesi... Bak ne, ben anlamadın. Yaklaşıyor yani bak, ben. Bak, biraz itinalı yaklaşıyor. Levent hocam, abi söylüyorum. Zaten iyi bir insan tamam, diyorum. Evet, itinalı. Ben diyorum ki sırf onun için söylemiyorum. Yani onun şahsında genel bir şey söylüyorum. Gereğini yapmaktır. Tamam. Teknik adamlık budur. Yapacaktır zaten. Teknik adam mutlaka inşallah da yapacaktır. Evet. Kasımpaşa iyi bir kadro kurdu. O da başarılı olacaktır. Kasımpaşa da ligde kalacaktır. Kötü ben, bir takım değil ben Kasımpaşa için sırf söylemiyorum Levent abi. Her antrenör için söylüyorum. Mazeret değil, maharet üretecek abi. 12 oyuncu gitti, 11 oyuncu geldi. Geldi, evet. Fuat çok radikal kararlar Fuat aldılar. Fuat Çapa'nın bir cümlesi de dikkat çekmiş. Koyta gitti mi acaba? Fuat Çapa'nın bilmiyorum abi. Fuat Çapa'nın bir cümlesi de dikkat çekmiş. Galatasaray'da 3 yıldır beraber oynayan takım diye bahsetmiş. Galatasaray'da 3 yıldır beraber oynayan sadece Lines'te Muslera var. Yok, hep her sene değişiyor Galatasaray. Göztepe, İlhan Hoca sonradan gitmedi mi Tamer Hoca bıraktıktan sonra? Erman Hoca da çok övdü, hepimiz de övdük. Ne dedi? Hocam da çok iyi hatırlar. İlk çıktığı maç dedi ki ben bahane öğretmeye gelmedim buraya. Ben kabul ettim, transfer de yapamayız devre arası. Ben burada başarılı olacağım. Budur. Yani biz bundan vazgeçsek, bir anlasak bunu. Temmuz, Ocak transferi futbolda olur. Yalnız Temmuz, Ocak transferiyle saha içindeki sıkıntıları çözemezsin. Bu oyunu kuran, sahaya getiren teknik adamlardır. Teknik adam farkıyla çözersin. Hocam bak güzel söyledin. Bir müsaade edersen bir şeyler tabii söyleyeyim. Tabii söyle. Eğer izin verirsen. Bir, kaç oyuncu değiştirdi şey? Aldı dediğin Serkan. 11 tane. 11 gitti, 12 geldi. 12 tane geldi. Evet. Şimdi hocam 12 tane yepyeni bir adam gelmiş. Evet. Bir ülkeye gelmiş. 11 gitti. Değişim ben şimdi, 12 geldi. Ve hoca bunun yeni. Için, hoca yeni gelmiş. Şimdi burada bunun kurgusunu yaratmak çok zor. Aynı şey Ankara Gücü geçen sene evet, 7-8 tane oyuncu geldi bu gitti. Mustafa Kaplan zamanı ligde kaldı. Ama hep konuşuldu. Bazen o oyuncular birbirini tamamlarsa bak, hocam. Levent abi. Mesela senin dediğine şöyle söylemek istiyorum izin verirsen. Yine bir hocam bir dakika bekle lütfen. Abdullah Hoca'nın oynattığı sistemden sonra Sergen Hoca'nın oynattığı sistem bakacaksın. Evet. Şimdi sen teknik direktör maharet üretmek dedin, buradan kaynaklanıyor. Evet. Bugün belki oynattığı sistemler hocaların farklıydı. Dedin ya yeni bir oyun bulacaksın diye. Evet. Belki Fuat Hoca yeni bir oyunda bu takımı farklı bir noktaya getirecektir. Yeni denmiş bir takım için bir teknik direktörün görevi oyuncuya göre oyun modeli geliştirmek. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Galatasaray'ın bugünkü mevcut oyuncu yapısına göre seni ilk yarıda eleştirdiğin Galatasaray'ın evet, dışında farklı bir Galatasaray. Oyun bulamamıştı, şimdi oynayan, oyun bulan. Rakip kayada daha çok oynayan, kanatları kullanan. Doğru mu hocam Galatasaray? Kanatları şimdi, değilim. Galatasaray'ın en temel ne değişti biliyor musun?
Öne doğru oynama şekli değişti hocam. Oyun hızı değişti. Oyun hızını değiştiren doğru bir orta saha oldu. Orta sahada bir düşün. Yani, Lemina bak oldu. Levent abi, orta sahayı bir köprü gibi düşün. Buradan araçla karşı tarafa geçeceksen köprü kullanacaksın. Eğer savunmadan da hücuma geçeceksen köprü kullanacaksın. Lemina gibi, yani takımın sigortası, seri performansı yukarı taşıdı. Emre Akbaba gibi sonradan dönüşü muhteşem olan, klas, yetenekli, fark yaratan bir oyuncu. Hücumu da topsuz destekleyen ikinci santrafor gibi zeka dolu, çok karakterli bir oyuncu. Şimdi bu ne oldu? Galatasaray'ın köprüsü yoktu sezonun ilk yarısında. Sezon başında ilk devrenin sonuna kadar da formsuz bir takım vardı. Oyun bulamamıştı. Fatih Terim de formsuzdu. İkinci yarı ne var? Daha çok koşan, savaşan, daha çok isteyen, daha antrenör takımı olan Fatih Terim'in disipline ettiği bir kurguyla sahaya çıkan bir oyuncu topluluğu var. İlk takım disipline edemedi. Evet, edemedi. Kendi söyledi zaten. Edemedi. Hatta benim dedi. Evet. Ben dedi futbolculara oynatmak istedim, oyunu kabul ettiremedim dedi. Söylesin, biz de oyuncu olarak zaten, sen de hepimiz de söyledik. Söyledi biz de zaten. O ben zaman dedim, da söyledik. Ben de o zaman aynı şeyi söyledim. Belki oyuncular kabul etmiyordur. Sen teknik adamısındır. Bir talimat verirsin. Oyuncu evet, talimatını yerine getirmez. Yerine koyacağın alternatif oyuncun yoksa sıkıntı yaşarsın hocam. Yani kusura bakma. İlk yarıdaki performansta Fatih Terim'in hiç hatası yok. Var diyoruz, göre hatası var İkinci ama devre başarılı. Tek şimdi taraflı başarılı değil. İkinci tarafta değil. Biz ne dedik? Fabrika ayarlarına döndü Galatasaray. Evet. Fatih Terim'in takımı olmaya başladı dedik. İlk yarıdaki Galatasaray Fatih Terim takımı değildi. Hiç kısır bir takımdı. İyi de ben mi yaptım kadroyu? Tamam da ya, hata yaptım dedi. Söyledi, biz de kabul ettik. Ama büyük bir takım konumundaki Levent, oyuncular önde götürdükleri maçları kaybetmezler hocam. Bir şey söyleyeyim. Evet, kaybetmez ama dengesiz de bir oyun evet, var. Yalnız bunu oyuncu üzerine okumamak gerek. Şimdi dengeli, orta saha dengesiyle hücumda bir bakıyorsun. Ömen enerji getiriyor. Ciddi anlamda katkısı var savaşçı. Öbür oyuncuların da o sinerjiyle yukarı çekiyor. Adem geldi. Gelişmez denilen oyuncu gelişti. Skor yapıyor. Arkasından Feghouli. Zaten özellikle liglerin ikinci yarısını, o 6 ayı çok seven bir oyuncu. Onun performansı attı. Kenarlar dediğin gibi oyun içine girdi. Evet. Saracchi eve sakatlandı ama Saracchi... Lines ben geldi. 4 evet, maçlık, 4 maçlık periyotta özellikle Galatasaray'ı değerlendiriyorum. Onun performansı attı. Mariano aynı şekilde. Galatasaray'ın takım halinde performans attı. İki tane şeye Galatasaray bana göre dikkat etmeli. Kalan maçlarda bir, savunmadan, birinci bölgeden topu çıkartırken çok gereksiz pas yapıyorlar. Evet. Baskıda, yazılar var benim yarın. Baskıda, risk. Tamam abi, güzel yazmışsın. Bir dakika bitireyim ben de cümlemi Levent abi. Bir, savunma bölgesinde çok aşırı riskle topu çıkartıyorlar. Buna dikkat etmeliler. Bir de ön alan baskısı yaptığında takım halinde çok doğru yapamıyorlar. Bazen baskılarını rakip özellikle pasta çıkıp dağıtabiliyor. Galatasaray ön alan baskısını doğru yaparsa, aynı şekilde savunmadan da çıkışlarda dikkat ederse tabii ki farklı seviye, olumlu bir şekilde geçer. Ben Adem'i kutluyorum. İki tane atmış. Adem bu Galatasaray 3. santrforu. Bazen ama şans kapıya gelince... Şans ben de eleştirdim. Transfer döneminde bu kadar diyordu, niye bir yerden kalkan bir oyuncuydu. Ömer'e de. Bir şey söylüyorum. Hayır. Bak daha iyisi varsa bunlar Galatasaray'da oynamaz. Kusura bakma. Daha iyisi olmadığı için oynuyorlar. Ben sizin için söylemiyorum abi. Benim görüşüm bu. Ben geri adım atmıyorum. Yani Ömer Bayram yani tek ayaklı bir oyuncu. Sağ ayağını kullanmayan, Galatasaray enerjisiyle oynayan bir oyuncu. Yani her zaman en çok asist yapanlardan bir tanesi. Levent koşamadığı diyor, sürece... Adem yerden kalkmıyordu diyor. Doğru. Evet. Allah aşkına. O da ayaklamıyorum. Ben sizi hiç söylemiyorum abi, yanlış anladım. Genel anlamda şunu söylüyorum. Falcao sakatlansa da Andone oynuyordu. Andone sakatlanınca Adem'e geldi. Abi. Adem de bu şansı tepmemesi lazım. 33 yaşında aklı başına gelmiş. 32 yaşında. Kilo da vermiş. Yıl olarak 33 hocam. Özel onu konuşuyor. Kilo da vermiş. Levent, abi, Levent abiye gelişir dedi. Bir dakika hocam, pardon. Levent abiye Adem Büyük gelişir dedi. Ne gelişir? O yaşta oyuncu mu gelişir dedi. Şimdi Adem Büyük konuştu. Konuşulan yani, bir şey yok. Bu maçı konuşuyor. Levent abi bu değil. İkinci devre komple. İkinci devre hepsi. Bu seri ben, çok faydalı oldu Galatasaray'a. Bak Adem hangi maçı? Abi o konu değil. Abi o değil. Şimdi antrenör gözüyle bakıyorum ben. Yani her oyuncunun geliştiğini ben birebir gördüm. Her oyuncu gelişmiyor. Bu gelişme ne yapmış? Levent abi. Levent abi. Adem de gelişmeyi anlatır mısın? Ben de öğreneyim. Serkan. Gelişmeyen... Daha sakin. Bak, Levent abi. her oyuncu bana göre bak gelişiyor. Tamam. Yerde, yere düşmüyor. Gelişmesi bu bence. Serkan. Her oyuncu gelişir. Yapmayın. Her oyuncuyu bak illa sen ya işte şunun teknik olarak değil. Ya bir oyuncunun kilo vermesi bile bir gelişimdir ya. Ya fit. Bak şimdi bak bu bile gelişimdir. Misal atletik olarak, abi, mental olarak, teknik taktik, futbol bir pozisyon oyunuysa top rakipteyken ve sende orada bile gelişir. Duruş pozisyonu alır, organizasyonun takımın nerede savunma hücumda da yer alacak.
Onun için her oyuncu gelişir. Bir antrenör eli değerse her oyuncu gelişmeyen oyuncu çok az vardır. Genelde gelişebilir. Gelişmiyor hocam. Bunu geliştirecek de teknik adamlardır. Bu iş böyledir. Avrupa'da gelişiyor da şimdi Klopp müthiş bir adam. O yani tartışma zaten. Dünya zaten beğeniyor. Şimdi bir bakıyorsun farklı bir oyun buluyor eldeki kadroyla. Herkesi geliştiriyor ya. Adam Leipzig'ten alıyorlar. He? Hocam, aldıkları oyuncu Mane. Mane'yi hangi seviyeye getiriyor? Salah alıyorlar düşün. Roma'dan. Yani farklı seviyeye getiriyor. Yani şimdi bu bazıları için hayal kırıklığı olan oyuncuları Henderson, bak Henderson biri İngiltere milli takım kaptanı orta sahada oynayan. Sezonun belki en başarılı orta saha oyuncusu. Düz bir oyuncuyu farklı yönlere taşıdı. Yani Türkiye'de de böyle antrenörler var yok demedim. Daha fazla da oyuncu gelişimine. Şenol Hoca mesela. Tabii Şenol Hoca. Fatih Hoca da yapmıştır. Fatih Hoca da yapmıştır. Mesela Ersun Sergen Hoca da yapmıştır. Sergen Hoca. Ozan, Ozan'ı da geliştirdi. Ersun Hoca da yapmıştır. Evet. Bunu hiç Sergen hakkını yemek gerekir. Evet. Hiç. Ya oyuncu gelişimi birebir antrenöre bağlıdır. Ben sana söyleyeyim. Evet çok azdır gelişmeyen. Ama bir oyuncu farklı yönlerde de geliştirebilirsin. Az önce saydığım parametrelerden. Şimdi ben Adem'in geçmiş dönemde en çok kulakları çınlayacağıyla eleştiriyordu beni. Geçmişte. Açık konuşuyorum. Diyordu ki ben Adem Kasımpaşa'da oynayanlar Türkiye'nin dike sıçraması en üst düzeyde oyuncusuydu. O boyla öyle çıkar kafayı vurur ki kuvvetli, inanılmaz röveşataları olan, doleleri olan kuvvetli bir oyuncudu. Bana göre çok patinaj yaptı. Geç kaldı büyük takıma gitme konusunda. Bu onun için son fırsat. Futbol bitiyor ya Adem için. Falcao sakat, Andone sakatsa bunun için değerlendirme başarılı yapıyor şu anda. Ben ne dedim yayının başında? Mükemmel bir gol attı dedim. Evet. Ara veriyoruz. Ekran başından ayrılmayın. Takım oyunu tüm hızıyla devam edecek. Evet, Galatasaray Kasımpaşa'yı rahat yendi. İki gol Adem'den geldi. Bir gol de kendi kalesine attı Kasımpaşalı oyuncular. Kritik bir haftada kritik 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'ın fikstürüyle beraber şampiyonluk şansını değerlendireceğiz ama gündemde doğrusunu söylemek gerekirse maçın önüne geçen Mustafa Cengiz'in açıklamaları var. Mustafa Cengiz'in açıklamalarını bir kez daha izleyelim. Değerli arkadaşlar, ben genelde maç sonu beyanat vermiyorum biliyorsunuz. Yenilsek de yenilince insan üzüntüden ağır konuşabiliyor. Yenince aşırı sevinçten konuşabilir, yanlış konuşabilir. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Ama olaylar o hale geldi ki gerilimler içinde bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım sizinle. Ben önce şunu söyleyeyim, bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Eskişehirspor'da, Kasımpaşa'da hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz, dayımız, eniştemiz, babamız, annemiz. Her biri farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz. Öncelikle bütün söylemlerimizde lütfen bu toplumun deşarjı olması gereken futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Yöneticiler olarak konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için lütfen sokağa dökmek gibi anlama, bu anlama gelecek söylemlerden lütfen kaçınalım. Öfkeli olabilirsiniz. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Sizi bunu söylemeye iten haklı nedenler de olabilir, hakem hataları da olabilir. Ama bu söylemleri lütfen kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Lütfen toplumsal duygularla, lütfen sportif duyguları birbirine karıştırıp meş ederek onları şiddete doğru yönlendirmeyelim. Buna lütfen çok dikkat edelim. Ve ben evet, söyleyen başkan gülüyormuş. Ben şunu söyleyeyim. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şey Allah onu ağlatmasın. Ben kötülük dilemem. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Bir de yani ben şunu da anlamıyorum. Siz hem gülüyorsunuz hem de her gün çıkıp tabir caizse TV'lerde ağlıyorsunuz. Bunu da anlamıyorum. Bir de kesinlikle şunu da anlamıyorum. Geçen yıl sanırım Kasım ayıydı. Biz Rusya'daydık. Hemen bir saat önce 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bu bildiriyi hazırlayan kişili baş aktörlerden birinin bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesini ben anlam veremiyorum.
Bu bir dayanılmaz bir çelişki. İzah edilemez bir çelişki. Siz hakemler de insandır, hata yapabilir derken nasıl oldu da birinde hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? Hakemler melek mi oldu? Ne oldu? O insan ve hata yapan hakemler. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. O nedenle hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Geçmişe dönüp bakmalı ve ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz. Ben sonra anlamıyorum bizleri devletle. Yani siz şunu da anlamıyorum. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurum kuruluşlarına, devlet bankalarına çatacaksınız. Sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum. Yani bir ailede bütün evlatlara, ki devlet babadır, siz saldıracaksınız, tahkir edeceksiniz. Sonra da babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bu mantığı da anlamıyorum. Ya buna da ben bir anlam veremiyorum. Neden böyle bir yol izleniyor? Buna bir mana veremiyorum. Genel anlamda bunu diyebilirim. Sayın Başkan, 15 gün sonra oynayacağınız bir derbi karşılaşması var. Efendim? 15 gün sonra bir derbi karşılaşması oynayacaksınız. Ortam biraz gergin. Galatasaray yıllardır orada kazanamıyor. Belki bu sefer kazanırsa liderlik gelecek. Bu sefer, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Laflar alıp bir yerlere çekiliyor. Ben kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Ama ben oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil, mümkün olan en az hakem hatasının, bizim lehimize de biz hakem hatası istemiyoruz. Bizim karakterimizde bu var. Samimi olarak bunu böyle söylüyorum. İster inansın insanlar, ister inanmasın. Biz orada yenebiliriz de. Ha, 6-0 yenildik. Ona da yani TV programı yaptılar. Pekala, Beşiktaş şampiyon olmuş. Ben Beşiktaş'ta kutluyorum. Ben yanılmış olabilirim. Bunun için Lahey Adalet Divanı'na gitmem gerekmiyor. Bu büyük hata için. Başkanım, Sayın Başkanım'ın bir açıklaması vardı. Efendim? Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir açıklaması var. Evet. Yanlış yerlere başvurduğunuzu, yanlış yerlere gittiğinizi söylüyor. Ne yazıyor? Şimdi istiyorsan? Değerli arkadaşlar, biz sadece Türkiye Futbol Federasyonu hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek, onu bitirerek hiçbir yere varamayız. Biz sadece Galatasaray Spor Kulübü olarak kuralların uygulanmasında soru sorduk. Dedik ki siz hangi maddeye göre bir takımımıza limit aşımı verdiniz, arttırımı verdiniz? Biz bunu sorduk. Dört maddenin hiçbirine uymuyor. Biz bunu söyledik, sorduk. Hala da yanıt alamadık. Biz kibarca soru soruyoruz nezaketle. Merak ediyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız? Bu kadar. Başkanım, bundan daha basit bir soru yok. Sayın Başkanım, az önce o Kasım ayındaki o korsan bildiriden bahsetmiştiniz. Birçok kulüp o günü Galatasaray'ın mağdurken, işte siz de bahsettiniz hakem hatalarından, herkes hakem hatalarına, o günün şartlarında herkes Galatasaray'ın mağdurken sessizliğe girmiş. Bugün tekrardan bir Kulüpler Birliği'nin toplanması gibi bir çağrınız olabilir mi? Çünkü gerçekten şu anda sağduyu açısından çok zorlu bir döneme girilirken. Herkesin yaralı olduğu yerde genel bir konsensüsten bahsetmek çok zor. Ama aklı selim, sağduyu, hoşgörü ve sporun kardeşlik için yapılmasıyla mutlaka o birliğin tesis edileceğine Türk sporu adına inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz, bir şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada. Bu çok güzel bir şey. Müthiş bir mücadele. Bundan bizim keyif almamız, zevk almamız gerekir. Tebrik etmemiz gerek. Yeter ki eşit, adil bir yarış olsun. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de adalet istemeliyiz. Son sormak istiyorum. Evet. Salı günü sizin ilgilendiren çok önemli bir mahkeme var. Kayyum tehlikesi var. Ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi kayyum tehlikesi yok değerli arkadaşlar. Var. Ben bütün kulüplerimiz, değerli kulüplerimiz var. 100 yıllık tarihi içinde ben ilk defa duydum. Yani kayyuma neden gidersiniz? Mali açıdan iflas edersiniz. İdari açıdan iflas edersiniz. Ve kayyum istersiniz. Zaten genelde de mahkemeler bunu otomatik atar. Atama yapar. Fakat ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Ben buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Sadece. Ben buna cevap verirken bile, kusura bakmayın, kelimeleri seçemiyorum. Kötü bir kelime de kullanmak istemiyorum. Sadece böyle bir talepten
utanıyorum. Bizden hoşlanmayabilirsiniz. Bizim tarzımızdan, ifade tarzımızdan, aksanımızdan, ifadelerimizden hoşlanmayabilirsiniz. Ama bununla ilgili kayyum talep etmek, hele mali, idari, sportif anlamda son iki yılda bu kadar yoğun başarılardan sonra bunu istemeyi ben iyi niyet ile açıklayamam. Başkanım, bu kadar. Başkanım, puan farkı çok yükselmişti. 10 puana kadar çıkmıştı liderle aranızda. Şu anda oldukça alçaldı ve Galatasaray taraftarı şu anda yeniden Mayıslar bizimdir konuşmaya başladı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben bütün rakiplerimize saygı duyarak ve onların verdiği mücadeleyi de alkışlayarak, ki bugün hepsi gerçekten küme düşmeye noktasında olanlar bile büyük mücadeleler veriyorlar. Takımlar arasında bir denge var. Ben hocamızın da daha önce geçen yılda ifade ettiği için gibi son düdük, son 90. dakika çalınmadan mücadele bitmez. Galatasaray bu mücadelenin her zaman merkezindedir. Ama bütün takımlara da saygı duyuyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Fakat hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum. Bu kadar diyebilirim. Başkanım, Fenerbahçe cephesinden bu canlı yayın konusu yeniden konuşuldu. Bütün başkanlar orada buluşacak mısınız? Böyle bir girişim var mı? Siz Galatasaray olarak var mısınız? Ben her yerde her zaman varım. Diğer başkanlar ikna etsinler. Ben her zaman varım. TV'ye çok çıkmayı seviyor. Neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Elinizden ekmek gidebilir. Dikkatli olun. Evet, Cengiz'in açıklamaları gündem oldu. Bizler de yorumlamıştık. Şimdi Galatasaray'ın puan cetvelindeki yerine ve önündeki maçlara bir bakalım. Önce bir puan cetvelinde zirvedeki durumu gösterelim. Çaykur Rizespor Göztepe maçının ertelendiğini hatırlatalım. Bu hafta da bir maç ertelendi. Şu anda oynanmamış iki maç dışında tamamlandı. 21 haftaya kadar olan lig müsabakaları. Ve işte Galatasaray'ın 39 puanı var. Önündeki 5 maçta şöyle. Yeni Malatya ile içeride, Fenerbahçe ile Kadıköy'de, Gençler Birliği ile içeride, Sivas Spor'la Sivas'ta ve Beşiktaş'la içeride. Çok kritik 5 hafta. Serdar, ne diyorsun? Galatasaray tamam puan kazanıyor. Evet, zirveye ortak olduğu rakiplerinin kaybettiği puanlarla. Şu 5 maçlık seriye hazır bir performans gördün mü? Açıkçası tabii şu 5 maçlık seriye hazır bir performansı göremiyorum. Neden? Çünkü son iki haftada oynadığı rakipler ölçü değildi Galatasaray açısından. O performansı görebilmemiz Kayseri, açısından. Kayseri, Kasımpaşa. Yani Galatasaray'da bu yeterli var yok olayı değil. Ölçü değil bu iki maç. Ligin sonundaki takımlar ve çok kötü oynadılar. Bu nedenle fakat orada tabii ki Galatasaray bu kulvardan çıkabilecek güçte bir takım. Beşte beş yapması da çok kolay değil yalnız. Yani Fenerbahçe deplasmanı, Sivas deplasmanı. İçerideki Beşiktaş maçında ben beraber biteceğini düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın çok puana ihtiyacı var. Ve Sergen Hoca da öyle savunma futbolunu oynatmayı tercih eden bir hoca değil. Biraz üçüncü bölge oyunu üzerinde sürekli kafa yoran, bir de eline Boateng gelmişken o takıma savunma yaptırmak eşyanın tabiatına aykırı bir şey yani. Hı hı. Dolayısıyla ben o maçın da beraber biteceğini tahmin etmiyorum açıkçası. Oradan ben bir puanla Vodafone Park'a dönüm anlayışı olmaz Sergen Hoca'da. Orada Galatasaray sıkıntı yaratabilecek iki tane maç var. Oyunu kitleme açısından diyeyim. Yani galip geleme maçısından Fenerbahçe deplasmanı, Sivasspor deplasmanı. Beşiktaş maçında tabii ki doğal olarak seyirci avantajı olduğu için bir adım önde. Reha Hocam, ne diyorsunuz? Galatasaray'ın mevcut sezon boyunca futbolu, geldiği nokta ve önündeki maçlar. Ligde Galatasaray 5'te 5 yaptı. Evet, 15 maç 5'te 5. Bak, Yeni Malatya tabii maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Büyük olasılıkla yenecektir 6'da 6. Şimdi ilk yarı bu ne demek biliyor musun? Rüzgara karşı yürümeye çalışan, sezon başı yapılan yanlış transferlerle, bulunamayan bir oyunla, planla, sıkıntı yaşayan, sağ içi birlikteliği olmayan, ben diye hareket eden oyuncu topluluğundan biz diye hareket eden bir oyuncu topluluğuna geçti. Şimdi alt yenerse Yeni Malatya Sporu 6'da 6. Bu da demek rüzgara karşı yürümek yerine rüzgarı arkasına alan bir Galatasaray var. Sezonun ikinci aralarında geçtiğimiz sezonlar, yani referans alırsak, performansını üste koyan bir Galatasaray var. Şimdi Galatasaray evet test etmedik, bu maçlarda edeceğiz. Çok zor bir Fenerbahçe maçı, Gençler Birliği keza içeride, yani kolay olmaz. Sivas dışarıda, Beşiktaş da oynayacak. Ama bir şey var, Galatasaray takımı bana göre yani futbolda o da güçsüz rakip o bu değil. Yani ne enteresan biliyor musun? Kasımpaşa'ya bugün Galatasaray yenilse ne denir biliyor musun? Ya 17. sıradaki takıma nasıl yeniliyorsun denir.
Galatasaray takımı ilk kere 3-0 içeri girer. Oyunu rölantiye alır hafta içi de kupa maçı var diye. Ondan sonra ya Galatasaray takımı işte çok zayıf takımla işte test maçı değil. Yani o değil. Sonuçta bir 45 dakikalık ve de ikinci yarıda 6 rahat 6-7 de yapabilirdi Galatasaray takımı. Onun için bu maçlar evet zor maçlar, özellikle Fenerbahçe, Gençler, Sivas, Beşiktaş 4 tane maç. Ama dediğim gibi şimdi rüzgara karşı yürüyen değil, rüzgarı arkasına almış, daha özgüvenli, daha coşkulu, daha istekli, daha ne yaptığını bilen takım halinde bir Galatasaray takım var. Bu anlamda Galatasaray takımı buradaki 4 maça ilk yarı mesela karşılaşsa bu 4 maçı farklı puan söylerdik. Buradan çıkarılacak puan bu özgüvenle çok daha olumlu olabilir. Ama bu 4 maçta zaten Galatasaray'ın şampiyonluğu işte hikayesini nasıl yazacağını belirleyeceği 4 hafta üst üste oynayacağı maçlardan sonra daha net göreceğiz. Levent Tüzemen ne diyor? Fikstüre ve oynanan futbola. 5 maç derken bu Antalya maçıyla söz ettiniz herhalde. Ligin son maçı Antalya. Bir de tabii şu anda da. 17. haftayı söyledik. Şu anda da bir zorlu Alanya rövanşı var. Yok, Ziraat Türkiye Kupası'nda. Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa kısır futbol oynayan, gol atmadı diyen Galatasaray 17 gol atıp 2 gol yemiş. Çok gol atış, 2 tane gol yemiş bu 5 maçta. 5 maç 15 puan almış. Şimdi ligin ilk yarısında Galatasaray buradan kaç puan topladı? Malatya'dan 1, Fenerbahçe'den 1, Gençlerbirliği'nden 1, Sivas'tan 3, 6, Beşiktaş'a mağlup oldu. 5 maçta 7 puan, 6 puan almış. Öyle değil mi? 3. Ligin ilk yarısında bu seriden. Tabii, evet. Bak, Malatya'dan 1 puan, bakayım, Fenerbahçe 1 puan, Gençlerbirliği 1 puan, 3. 3'te Sivas 6 puan almış. Beşinci yani Beşiktaş'a da mağlup olmuş 1-0. Umut Nayır attı golü. Yani 5 maç 6 puan almış. Şimdi Galatasaray'ın önünde bu maçlardan 3, 6, 9 puan alma artı Sivas'la Fenerbahçe maçları büyük maç refleksini Galatasaray ortaya nasıl koyacağını gösteriyor. Performansları yükselen Feghouli, performansları yükselen bu ilk yarıdaki sezon, ilk yarıdaki maçlarda kullanmadıkları bir Emre Akbaba'nın, ben yayının başında söyledim, Galatasaray'ı değiştirdi diye. Hücum zenginliği kazandırdı. Artı Saraç'ı dönecektir büyük bir ihtimalle. Falcao da dönecektir bu işlerde. Ve en önemlisi bugünkü oyunun ikinci yarısında çok az oynamasına rağmen attığı deparlarla rakip defans arkasında tehlikeli olan bir Onyekuru var. O da maçta olarak toparlayacak. Dolayısıyla Galatasaray bu süreç içerisinde 11 puan çıkartırsa buradan, yani 3, 6, 9, 10, 11 puan çıkartırsa 50 puan yapar. Doğru mu? Doğru. 50 puanlık bir süreç Galatasaray'ı zirve yarışının tam göbeğine koyar. Ben İyi. De bunu yapabilecek güce sahip olduğunu söylüyorum. Ha, Sivas'tan belki 3 alabilir. Bir de Sivas ve Beşiktaş'la oynarken Sivas'ın ve Beşiktaş'ın ligdeki konumuna bakmak lazım. Puan tablosuna nerede olacaklar? 3 hafta sonra. Motivasyon olarak nerede olacaklar? Ve bu maçlar oynanmadan evvel büyük bir ihtimalle milli maç arası da olacak. Bunu da hatırlatırım. Evet. Mart'ta milli maçlar var. O arada kesinlikle olacak. Şu anki konjonktüre göre konuşuyoruz. Yani bugünkü bu tabloya göre değil. Bu varsayımları da, yani bu koşulları da dile getirmemiz lazım. 15 gün bir ara olacak. Bu süreçte belki herkes sakatlıklar yaşayacak. Belki daha Galatasaray formda olacak. Daha az yorulacak. Çünkü bir de Galatasaray'ın burada özellikle çarşamba günü ortaya koyacağı ciddi bir sınav var. Kupaya ya devam edecek ya veda edecek. İlk maç 2-0 kaybetti. Tabii, kolay bir şey değil. Yani Galatasaray önce 2-0 olmak zorunda. Alanya öyle kolay bir takım değil. Kolay pozisyon veren bir takım değil. Ama pozisyon bulan bilen bir takım. Hızlı ayakları var. Galatasaray gol atabilir. Yani Galatasaray'ın gol yemeden 2 tane atması lazım. Bir de o maçın da görüntülerini ligi düşünerek baktığımız zaman benim ilk maçta Fatih Hoca'nın bu kadar derin bir rotasyon yapacağı aklıma gelmezdi. Antalya maçı, Kayseri maçının 8 tane. Ama maçtan sonra 2-3 kere söyledi, biliyor musunuz? 2-3 evet. kere. Yani ama tekrar söyledi. Sakın ha kupayı önemsemediğim düşünülmesin. Mecbur kaldım. O yorgundu, bu sakattı, bir şeyler anlattı. Dedi ki kupa varsa Galatasaray hep vardır dedi. Ben hocayı bilirim yani. Hoca en ufak bir kupa olsa onu alır. Onu almak için çaba sarf eder. Alır demeyelim mi? Çaba sarf eder. Evet, çoğunu da almıştır Galatasaray. Ama Alanya maçında mesela Galatasaray'ın rakibe çok fazla pozisyon verdiğini söylemem. Ama futbolda futbolda var işte, futbol oynadı. Jimmy Durmaz geldi vurdu, direkten döndü. Adam ölü ayağıyla vurdu gitti, 90'a jeneriklik gol oldu. Değil mi? Bakasetas'ın. Bilin arkadaşlar, yani, golü görsünler. Artı bunları göstersinler. Artı bir hata yaptı defans. Junior Fernandes. Dedim ya, Fenerbahçe maçında oynatılmayan Junior Fernandes. Ne hikmetse oynatılmadı.
Onu da çok merak ediyorum. Erol Hoca'ya bu basın toplantısında soruyu sordurtacağım ben. Niye oynatmadı diye. Çünkü sonucu belki değiştirebilecek hiç ilgisi yok. Sakatlık falan filan yok. Kulübedeki adam sakat değildir bence. İki yenilen gole ne diyorsun Levent abi? Maçı da yorumladın. Ne diyorsun mesela? İki yenilen gole ne diyorsun Galatasaray'ın yediği golü? İki tane yenilen golün dışında mesela Lemina'nın bir şutunu çocuk ayakla kurtardı. Hayır. Duran topu organizasyonunda bir tane oyuncu, 11 oyuncu içerideydi hatırlarsın. Alan savunması yapıldı. O döner ribanta orada oyuncu yerleştirilmesi gerekirdi. Ceza sahası dışında ilk golde de böyle bir sıkıntı vardı. İkinci golde de yerleşim hatası vardı. Hocam birinci golde yerleşim hatası olduğunu düşünmüyorum. Pozisyonda vuruş şansı düşünüyorum. Arkaya düşen abi bir top. Abi sen o gözle bakıyorsun. Mesela ben de diyorum ki tabii. Döner bir banta. Hocam bana soru soruyorsun. Sen de geliyor ben de söylüyorum. Sen aynı fikirde olmayabilirim ya. Niye alınıyorsun buna? Sen ya niye alınıyorsun mesela, abi? Ben sen de mesela diyorum ki ikinci golde defansif hatası var. Adam çıkarken arkadaki unuturum. Burada bu defansif sen hatam önüne gelmiş. Abi, abi sen de alınıyorsun. Sen hayır, bu defansif... yani niye alınıyorsun? Hayır, ben bir şey söylüyorum. Sen beni eleştiriyorsun yani. Sen hayatında duran top yerleşimi yaptın mı abi? Hayır basit konu konuşmuyorum canım. Yani bir şey de ben teknik adam gözüyle değil. Sen teknik adamla bunu değerlendirebilirsin. Evet değerlendireceğim. Tamam. Yerleşim hatası var orada. Bence yerleşim hatası yok. 11 futbolcu... Sağ yaylı adam 30 defa vursa gol olmaz. Abi, ama yaydaki adama şut çektiriyorsun. Yayın dışındaki yayda adam. Boş adam ya. Yayda. Boş adam. Yayda. Ya bu boş, adam oraya adam çıkması ama gerek. Levent golü, abi. İkinci golü seyredelim. İkinci golü seyredelim. Galatasaray defansı. Ya birileri Levent abi birileri hata yapacak bir takım da gol atacak. Tabii. Şimdi, vuruştan yalnız bunu çok iyi vurdu diye anlatamazsın. Orada 11 ben oyuncu içeride. 11 oyuncu dışarıda mutlaka o dönen topta biri olacak ya. Böyle bir şey var mı diyorsun? Ben de yani sanki 80 hocam, tane böyle yerleşim bir yaptım. Avrupa maçıydı. Yaptım. Dışarı 18'in üstüne bir top düştü. Hangi ligdeydi? Levent abi 2 yenilen golde de ilk topta ribanta dönen topa oraya oyuncu olması gerekir. Galatasaraylı bir oyuncu. Çünkü rakipten bir oyuncu varsa, iki oyuncu varsa iki oyuncu. Geri kalan oyuncular 9 oyuncu veya 10 oyuncu alan savunması yapması gerek. İkinci golde de yine yerleşim hatası var. İkinci topta Fernandes'in attığında. Hocam bu yerleşim hatası bu. Bak. İki bak kişi abi. Sizse yanaşmamışlar. Bak bu adam böyle kalır mı hocam? Bak abi mesela arka direk. Bu da hata. Bak abi. Evet, aynı şeyi söylüyorsun. Hata zaten. Bak abi bu %100 hata. Ben, öbürü bir hata değil. O abi, bir şans ya. Adama da çarpabilir. Kornerde daha önce de mesela benim düşüncem böyle. Mariano'yu oraya koymanın da bir anlamı yok. Ön direğe koyarsın veya koymazsın çıkartırsın. Fernandes offside olur. Ayrıca burada yerleşim hatası var. Defans oyuncusu. Aynı görüşteyim. Bak şimdi defans oyuncusu topa beklemez. Topa gider ve de aynı şekilde de yerleşim. Alan savunmasında bak şimdi burada yerleşim hatası var. Yani burada örgü gibi olması gerek. Levent abi burada 5 kişi koyuyor musun? Tahta olsa göstereceğim. Şu araları örgü gibi kapatması gerekir. Galatasaraylı oyuncular aynı hizada. Yani bu iki tane yenilen gol. Bu tamamen pozisyon iki hatası. İki tane yenilen yanlış gol tesadüf gol değil ikisinde de birincisi hata göre, var. Bana göre birinci pozisyon arka direğe gitmiş. Adam bile maçtan abi sonra abi vuruyor söylüyor, top bak. Kimse yok yanında ya. Böyle bir hocam, olur mu Levent abi dedi ki adam maçtan sonra bir açıklama yaptı. Benim dominant ayağım sol ayağım. Abi bak gol olup olmaması önemli değil. Dışarı da vurabilir. Sen golle skorla bunu eşdeğer diyorsun çok iyi vurdu. Ben diyorum ki döner ribanta orada bir oyuncu olması gerekir. Alan savunmasına herkes 11 oyuncu girerse rakipten farz edelim 7-8 kişi girdi. Ribantta kimse yok anlarım. Ama ribantta oyuncu varsa Alanyasporlu oraya oyuncu çıkması gerekirdi. Hocam vurmadan evvel pozisyona bakarsan Sekidika'da. Bak abi bak, şurada, bak orada ribantta. Böyle dönmeyecek abi Sekidika falan. Abi jestleri falan onda hatayı bulma. Orada daha önce bir oyuncunun bak şimdi bir dakika burada duralım. Burada dönen ribantta orada bir oyuncunun çıkması gerekir. Onyekuru bile içeriden dışarı çıkıyor bak içeride. Ya yani bu şimdi burada dışarıda oyuncu varsa ona göre yerleşim olacak. Dönen topta bitti. Bunun gol olması önemli değil Levent abi. Burada yerleşim hatası var. Dönen ikinci topu almak için orada Galatasaraylı bir oyuncunun olması hocam, gerekir. Hocam bir şey söylemek istiyorum. Hatayı orada buluyorsun. Bana göre benim futbol anlayışıma göre hata öncelikle Belanda'dan başlıyor. Topu arkaya kafayla sektirmenin ya, anlamı yok. Ben yana çok... vursan bir daha korner olur. Her Levent, golde bir hata var zaten. Levent, bak Levent abi. Bak şimdi onun hatası olabilir. Biz burada bu duran top organizasyonunda dönen ribanta konulması gerekir ben diyorum oyuncu. Bunun gol olması, gol olup olması değil. Futbol organizasyonunda, duran top organizasyonunda bu böyledir abi. Evet. Hocam tamam bu golü yemiş. Yani sonuçta Galatasaray bu maçı öyle veya böyle zaten kafadan kaybetmiş. 8 tane adam ne olur rövanş ne olur? Galatasaray'ın çıkaracak kadro öyle orantılı. Yani ya bu hocam. Kadar 5'te 5 yapmış bir takımın bence dolu bir seyirciye oynayacağını düşünüyorum maçı. Fatih Hoca'nın daha az bir rotasyonla bu maçı oynayacağını inanıyorum. Tabi burada Erol Hoca'nın da rövanşta nasıl bir kadro çıkartacağını merak ediyoruz.
O da nasıl çıkartacak? Yani sonuçta onun da kadro bakışı önemli. Bence full kadro çıkartır diye düşünüyorum. Erol Hocam mı? Evet. Tamam, Galatasaray'da full kadroyu çıkarsa iyi bir maç izleriz. Ne diyorsunuz ya hocam i̇yi şansına iki takımın, Alanya'nın ve Galatasaray'ın? Yani yarı final için. Alanya tabii ki daha organize bir takım. Daha şanslı gibi görülüyor ama özellikle ben yani Galatasaray takımı bitti demeden bu lig için de geçerli, kupa için de bitmez. Yani böyle bir geri dönüşleri var. Az önce de söyledim, böyle bir referans alacağımız maçlar oynadı. Bu anlamda ilk 45 dakikada bulacağı bir gol çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir gol ilk 45 dakikada bulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada iki işi de yapmak, iki işi de yapmak kolay değil. Hem gol atacaksınız hem gol yemeyeceksiniz. Ben çok rotasyonlu bir kadro olmayıp ilk 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Ve de özellikle ilk 45 dakika içeri 1-0 gelirse bana göre tur ortak olur. Yani ikinci yarı mutlaka bir tane daha atması gerekir ama ben 1-0'ın özellikle ilk 45 dakika içeri girerse Galatasaray adına maçta istediği skoru alabileceğini düşünüyorum. Ama Alanya Spor'da onu da söyleyelim. Her an gol atabilir. Çok iyi savunma yapan ligin en iyi takımlarından biri. Yani kağıt üzerinde de evet, kağıt üzerinde de Alanya Spor sanki turu geçecekmiş gibi bir görüntü var. Ama dediğim gibi kağıt üzerinde vesaire falan maçlar kazanılmıyor saha içinde. Yani Galatasaray takımın ilk 45 dakikayı çok doğru kullanması gerek Serkan. Evet, bir kalan yani önündeki 5 maçına bir bakalım Galatasaray'ın bir kez daha. Evet, Erman abi hep aklıma geliyor. Böyle hani hep önüne koyarlar dersin ya sen adamın. Evren Turan, var mısın hocam iddiaya demişti sana. Sen o zaman demiştin bu Galatasaray imkansız şampiyon olamaz demiştin. Evet. Tam cümlelerini hatırlamıyorum, kelimelerini nasıl seçtiğini. Evet. Hatta Serdar sen hatırlıyorsun değil mi? Programda söyledi. Şimdi hocam Galatasaray'ın yani futbolu teknik adamı da diyor yani hala tam olmadı diye. Yani bence de daha hala bir şey göremedik. Sen her hafta söylüyorsun Galatasaray'dan daha futbolunda bir şey göremedik diye. Puanı ama 39 oldu. Liderler arasındaki puan farkı da 3'e indi. Önünde de şu maçlar var. Şimdi ne düşünüyorsun? Evren burada olsa ve dese hocam ne diyorsun dese? Evren treni kaçırdı şimdi o. Getirdi o. Sen ona iddiaya yapayım. Girelim demiştin. O girecekti o zaman. O zaman girseydi girecekti. Hem de öyle ceket gömlek falan değil. Yemek falan. Doğru düz de. Abi öyle yok. 3 gün geçsin, 5 gün geçsin, 10 gün geçsin. O anda gireceksin. Şimdi bakın arkadaşlar. Yeni Malatya Spor bir maçı oynamadı deprem dolayısıyla. Değil mi? Evet. Evet. Olaylar oldu. Çok vıdı vıdılar oldu. Ve geçen hafta, bu hafta Ankara Gücü'yle oynadı ve yenildi. Şunu söyleyeyim. Ankara Gücü'lü oyuncular biraz dikkat etselerdi bir 4-5 fark olurdu. Malatyalı oyuncularda inanılmaz bir gerginlik var bir defa. Depremle ilgili yabancı oyuncular filan. Çünkü yabancı oyuncular zaten depremden sonra bayağı dağılmışlar. Nitekim takım kampa filan gitti. Antalya'ya. Şimdi o maçı Galatasaray geçer. Öyle veya böyle geçer. Ama ve lakin. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maç çok yönlü bir maç. Galatasaray'ın fizik gücü ne alemde? Galatasaray şu anda mesela Sivas Spor'un dayanıklılığı Galatasaray'da yok. Alanya'nın dayanıklılığı Galatasaray'da yok. Başakşehir aman aman değil ama Başakşehir de yani tepkili bir takım. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe ile oynadığı oradaki maçta sarı kart, kırmızı kart, sakatlık o kadar çok şey olmaya açık bir maç ki o. O maçı bir kenara koyacaksın. Galatasaray'ın bütün düğümü o maçta çözülecek. O maçta sakat vermeden. Mağlup da olabilir. Diğer maçlara gelirse fizik olarak, bak Gençler Birliği de fizik olarak hareketlendi biraz Hamza'yla. Sivas zaten diri bir takım. Beşiktaş da Sergen'le biraz daha iyi görünüme girdi. Koşuyorlar, ediyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar. Kopuk oynuyorlardı Abdullah Avcı zamanında. Beşiktaşlı futbolcular birbirlerine bayağı bir sarıldılar. En önemli değişim ne biliyor musun hocam? Bir hava geldi onlara. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Sonraki maçtır Caner fazla hakemle konuşmuyor. Evet sakin. Hocam şimdi mecburlar bir şeyleri yapmaya.
Çünkü Sergen'in bazı bir huyu vardır. Sergen güler müler sonra adamı bayıltır. Yani kendi topçuluk zamanını da yapmıyor anladığım kadarıyla. Şimdi getir gene o şeyi. Galatasaray'ın şu beşlik programda Malatya'yı geçer. Büyük hata yapmazlarsa ki yapmazlar. Fenerbahçe maçı dönüm noktası şöyle. Mağlup olmalarından ilgili değil. Sakatlık, ceza. O maçta çünkü çok şeyler olacak. O maçta çok inanılmaz şeyler olacak. Oradan hasar almadan çıkarlar. Olmaz ya. Bu kadar şeye rağmen olmaz yani. Olmaz. O güne kadar ne olur? Ben de merak ediyorum. Bak. Hangi Fenerbahçe? O güne kadar. Yani olmaz ya. Ortam gergin abi. Bakın abi. Ama o güne kadar. O güne kadar ne olur? Yumuşamaz. O güne kadar çok şey olabilir. Eğer o çok şeyler de olup millet kendisine, kendilerine çeki düzen verirlerse olmaz bir şeyler. Ama vermezlerse çok şey olur. Hocam her ne kadar olsun diye uğraşan insanlar varsa da olmaz. İnşallah. Çok gergin bir maç olur. İnşallah diyorum. Olmaz. İnşallah. Çünkü odun atıyorlar. Hala odun atıyorlar. Ha, odun atanlar var, provokatörler var. Elbette var. Hep oldu, oluyor. Ama hani... Devletle oynayanlar var. Yani hocam. Benim görüşüm ya. Devletle oynayanlar var. Benim görüşüm abi. Engelleyebilir misin benim fikrimi? Yok hayır. Devletle oynayanlar var. Evet. Bu kadar basit. Yani diyorsun... Yani yoklama macunu kaybetse de... Devletle yoklama macunu yapanlar var. Hocam kimse yapamaz öyle bir şey. Kaybetse de... Geçen yılki içerideki Galatasaray-Fenerbahçe maçıydı değil mi? Berabere bitti. Jailson. 2-2 evet. Rodriguez. Pek çünkü çok cezalı oyuncu çıkmıştı. O maç futbolun dışında da çok psikolojik bir savaş olacağı için. Hakem faktörü, ceza almaları... İşte sakatlanmaları her şey olabilir. Yani Malatya'yı yendikten sonra o Fenerbahçe maçı ve sonrasını düşünmek lazım. Gençler Birliği, Sivas, Beşiktaş. O grup ayrı. O gruba da fizik olarak çok hazır olmak lazım. Şu anda Galatasaray'ın kimya gücü bu dört takımla mücadele etmeye hazır. Kimya gücü. Ama fizik gücünden tedirginim. İlk 10 sıradaki takımın Galatasaray çıkar 9 takımla maçı var. Oynamadı daha. Sivas, Trabzon, Başakşehir, Alanya, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antep, Malatya. Galatasaray'ın kalan haftalarda oynayacağı maçlar. İlk 10 takım içerisinde var. Öbürlerini kalan saymıyor. 13 maçının 10'u bu takımlarla. Ya, ardından şey var tabii canım. Ankara gücü var. Göztepe var. Göztepe'yi saydım. Yeni zaten. Malatya var. Şam saydık. Tamam işte bu kadar. Denizli, Rize var. Ya bunlar son maç Antalya'ydı galiba. Evet, son maç Antalya'da. Mesela Rize... Antalya deplasman, Alanya deplasman, Sivas deplasman, Ankara gücü yani Başakşehir deplasman. Yani bunlar kolay maç değil Galatasaray için. Ankara gücünün aldığı futbolcular enteresan topçular var diyordum arada. Evet. Var var. Ya değişik topçular. Yine bulmuşlar enteresan. Nereden buldular sonları? Mesela bu hafta Fenerbahçe Ankara gücü oynayacak. Fenerbahçe banko favori gözüküyor kağıt üzerinde. Ama enteresan bir takım Ankara gücü. Rakibi bozabilen, sinirlendirebilen bir oyuncu grubu var. Enteresan. Mesela Malatya takımını, Malatya çok önemli iki tane oyuncusunu kaybetti ya. Yaoviç'le Cilermi'yi kaybetti. Evet, Galatasaray, Kasımpaşa maçını, Kasımpaşa Galatasaray maçını konuştuk. Şimdi dün tabii maç yoğunluğu vardı. Çok da yoğun bir gündem vardı, maçlar vardı. Serdar da buradayken, şu Sergenli Beşiktaş'ı bir konuşalım. Evet. Sergen de iyi başladı ama her şeyden önce bugün ziyaret ettik. Başkan Ahmet Nurçebi'ye çok geçmiş olsun diyelim. Dirseği kırıldı. Kol kırığı olarak aksettirmiştim ilk seferinde. Direkt biz bugün Koray Baloğlu'yla gittik ve ziyaretinde bulunduk. Hakikaten o halde bile, o acılar içinde bile yine gülümsetti, güldü. Ve bugün işte bir pazar günü kadın futbolu takımını desteklemek ve onlara moral vermek için görevinin başındayken oldu Erman Hocam. Kolye'de. Yani hakikaten işte kulüp başkanlığı bakın bunlar bir de önemli iş adamları. Düşünsenize hani futboldan gelenler yönetsin diyorsun ama Ahmet Nurçebi bugün bu ülkenin önemli iş adamlarından birisi. İşini gücünü bırakmış şu haldeki bütün kulüplerin hali kötü de şu haldeki Beşiktaş'ta taşın altına elini koymuş. Pazar günü kadın futbolu takımına moral için gidiyor ve kolunu kırıyor, dirseğini kırıyor. Büyük geçmiş olsun ya hakikaten. Şimdi hani
Yöneticileri genelde biz hep böyle hedef tahtasına koyuyor. Çünkü futbolumuzdaki en büyük problemin o profil olduğuna inanıyoruz. Ve çok eleştiriyoruz ama şimdi şu tablo karşısında da ya ben hakikaten çok etkilendim. Ailesi de oradaydı bugün. Kulüpten yöneticiler de vardı, profesyoneller de vardı. Ve morali de çok iyiydi. O bize moral verdi diyebilirim yani. Hakikaten çok güçlü bir karakter. Büyük geçmiş olsun. Ya şu şekilde olması yani ayrıca bir etkiledi beni ya hocam. Yani pazar günü güzel bir olay. Kadın futbolu takımı. Güzel bir olay. Geçmiş evet, olsun. Nazar, nazar değmiş yani. Kulübü için gitmiş oraya. Çok gitmiş kadın bir de kadın futbol takımı. Hani büyüklerin futbolu falan olsa tamam da Beşiktaş, kadın futbolu abi. Yok çok gündemde olmuyor kadın futbol takımı ülkede de. Orada da güzel şeyler. Gitsen de haber olmuyor. Mesela hani şöyle diyebilirsin ya popüler işte tabii ki gidecek. Ya bir de olacağı da... varmış. Her şeyin ayrısı tabii. Yani orada olmasa başka yerde olur. Bir de o gözle de bakmak gerekir. Evet büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Sergen Yalçın'dı Beşiktaş. Hakikaten Sergen Yalçın'la Beşiktaş yara sardı, moral buldu ve önemli işler yapıyor. Ve açıkçası bu hafta aldığı 3 puanla da diğer sonuçlarla birlikte bakıldığında haftayı karlı kapayan takımlardan biri oldu. Evet. İzleyelim. Kartal Sergen Yalçın'la uçuşa geçti. Kötü sonuçlar sonrası Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın hamlesinin karşılığını aldı. Çener geliyor. Çener Erkin vurdu. Top ağlarda gol. Siyah beyazlı ekip Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'un ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nü de mağlup etti. Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0'la geçen Beşiktaş, son iki maçta hanesine 6 puan yazdırarak puanını 36'ya çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş, Avcı'nın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın'la 5 maç sonra üst üste kazanmayı bildi. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde deplasmandaki ve içerideki kötü gidişi de sonlandırdı. Yalçın öncesinde deplasmanda üst üste 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Çaykur Rizespor'a üstünlük kurdu. Sergen Yalçın öncesindeki son 3 maçın birini kazanıp ikisinden mağlup ayrılan Beşiktaş, yine Yalçın'ın ilk kez Vodafone Park'a çıktığı karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü'nü net bir skorla yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla seyircisi önünde 2 maç sonra galibiyete ulaştı. Beşiktaş Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapadı. Ligin 12. haftasındaki Konyaspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar bu maçın ardından Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençler Birliği, Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un gollerine engel olamamıştı. Evet, her teknik adam değişikliği takımlara yeni bir hava katar ama Sergen Yalçın'ın gelişiyle başka bir moral kazandı sanki siyah-beyazlı camia. İşte 22 bin kişiyle imza. Sonra tabii sportif başarı da çok önemli. Ama şu anda hani Sergen Yalçın'da Beşiktaş'ın farklı bir hava kazandığını görüyoruz. Şimdi Abdullah Hoca'dan sonra Sergen Yalçın geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Takımdaki kötü gidişat, takımdaki kötü hava, bütün bunları dağıtmak için ilk ne yapıldı? Orhan Ak'la yollar ayrıldı. Sonra Abdullah Avcı. Şimdi diyelim Sergen Yalçın geldi. 2'de 2 mağlubiyet. İbre kime dönerdi? Sergen Hoca'ya mı dönerdi yoksa takımdaki bazı futbolculara mı? Bence takımdaki bazı futbolculara. Şimdi bunu bu 21 bin taraftarı Sergen Yalçın'ın arkasında gören takım oynar. Arkasında 21 bin imza töreni için söyleyeyim. Genel konuşanın Beşiktaş taraftarının arkasında olduğu hoca güçlü hocadır. Beşiktaş taraftarının arkasını alan hoca takımda hele futbolculara çok iyi yaklaşıyorsa bir abi gibi, bir baba gibi çok iyi yaklaşıyorsa, onlara dokunmasını çok iyi biliyorsa alır götürür o hava onu. Kadro yeterli miydi? Çok da değil. Ama bu Diaby'yi kim izledi de aldı deniliyor. Sergen Hoca 2 defa üst üste oynattı. Demek ki ondan bir umut bekliyor. Lens'ten bir umut bekliyor ki soktuğu gol attı. Boateng ona çok farklı alternatifler kazandıracak. Yeni transfer. Sağda oynat, solda oynat, forvetin arkasında oynat. Kaldı ki Adem Ray için yerine soktu. Ama en önemli hamlesi, ben Reha Hoca'ya burada pas atayım. 4-2 yani dörtlü savunma önündeki çift ön libero'yu terk edip 4-1, 4-1,
gibi bir dizilişi getirdi. Tabii oyun içerisinde o bazen 3-5-2 oluyor. Tamam. Bazen 4-3-3 oluyor. Yani rakibin ataklarına göre. Ama Sergen Hoca diyor ki ben diyor 3. bölgede oynamayı seven bir hocayım. O yüzden Atiba'yı da 8 yapıyorum. Belki Dorukhan olsaydı bugün, sağlıklı bir Dorukhan, Elneny veya Atiba ikilisinden birini kesmek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla bu tür değişimler oyunculara farklı bir rotaya sokar. Ama bir de oyuncularla ne konuştuğu önemli. Şimdi Sergen Hoca hep şunu söyler. Eski röportajlarına bakarım, futbolculuk dönemi röportajlarına bakarım. Bazen böyle aslında kendi sınırlarını aşmıyor da hani bizim kafamızdaki sınırları aşan demeçleri oluyor. Ya futbolun içerisinden gelmeyen bir yöneticinin benimle ne konuşabilir ki futbol hakkında? Benimle diyor. Ne konuşabilir? Ya zaten futbolcuya bir hoca, iyi bir futbolcuya şunu yap, böyle yap, böyle yap, topu al, şöyle at demez ki. Onu sadece o maçı motive eder. Kimisi böyle motive eder, kimisi şöyle motive eder. Şimdi Sergen Hoca da Adem Laiç'e git bunu yap demez. Boateng'e onu yap demez. Caner'e bunu yap demez. Sadece onları başka türlü motive eder. İşte Caner iki maçta hakemle konuşmuyor. Bunu hangi hoca yapabildi ki Beşiktaş'ta? Konuşmuyor. Gene arada eli ayağı gidiyor. Ama mutlaka da söylüyordur. Yani, söylüyordur yani. Yani tutup şeye de... Hangi dille söylüyor önemli? De, yani Boateng'e de mutlaka nerede işte pas trafiği oluşturulacak, hücumdaki hareketlilik nasıl olacak vesaire mutlaka bu taktik planı da... Her oyuncu da söylemiyordur derken, mesela. Yani ben Beşiktaş Sergen Hoca için söylüyorum da... Yani günümüz oyunları futbolcunun eline bırakır çık... Oyna yani bir şey söylemeyeyim etmeyeyim. Yani dünyanın en iyi antrenörü çalıştığı kulüpte söylemiyor mu? Tabii. Yani mutlaka Sergen Hoca da fark getirecekse söylüyordur. Onu da söyleyelim şimdi yani. Şimdi şöyle bir şey var. Reha Hoca onu da ekleyeyim. Bana da bazen diyorlar hani bunu niye gündeme getirmiyorsun diye. Yani gündemde olan bir şey zaten. Göztepe maçının tekrar olup olmayacağı işte İFAP'tan kural hatası vardır gibi bir görüş gelmiş deniliyor. Olup olmayacağı. İşin o boyutu başka. Fakat yönetimde şu var. Eğer Göztepe maçı tekrarlanırsa biz şampiyonluk potasının içine ciddi bir şekilde gireriz. İfat'tan görüş mü gelmiş? Şunu da şöyle belirteyim hemen. Don Kasımpaşa'dayken topu eline aldı ya. İfaba gitmediler ki. Hemen bir ortak mekanizma kuruldu. MHK o bu falan. Hızlı bir şekilde karar aldılar adam. Yok yani. Ben MHK'nın tamamının, bütün üyelerinin imzasıyla maçın tekrar edilmemesi yönünde fikir beyan ettiğini bizzat biliyorum. Kasımpaşa maçı için. Evet, evet doğru söylüyor. Ama tekrar edildi. Çünkü yönetim kurulu aldı kararı. Beşiktaş. Yönetim kurulu Beşiktaş. Federasyon MHK'ya sordu. İFAB'a gidildi mi? Bilgi veriyorum. Yok İFAB'a gidilmedi. Ya Serdar. Yönetim kurulu hocam MHK'ya sordu. MHK görüş olarak oy birliğiyle hayır tekrar edilmesi gerekmiyor dedi ama maç tekrar edildi. Ama o MHK oluşturuldu. Vicdan bu bilgidir. O MHK. Bu bilgidir. Söylenti Erman bilgi. Hoca'nın doğru. Dediği olay o işte. O MHK. Serkan'ın bilgisi doğru ama oluşan kamuoyu dolayısıyla. Ha, onu ben bilmem. Kararı yönetim kurulu aldı. Federasyon karar verdi. Beşiktaş o maçta karar çıkarsa hükmen galip mi olacak? Hayır. Bilmiyorum. Tekrar. Yok, veya tekrar kaldığı edeyim. Yerden ya da. Tekrar. Ya kaldığı yerden Beşiktaş, ya tekrar. Bunun arkasına sığınacak mı? Bu arkaya sığınma olayı değil hocam. Yok ya. Hocam be. Bak hocam. Pardon be. Bu ne biliyor musun? Çatır çatır adam seni yemiş ya. Yok hayır. Ha bu arada Göztepe'nin başarısı. Göztepe seni çatır çatır yemiş. Göztepe'nin galibiyetini kesinlikle. Pozisyon devam etmiş. Foul olmuş. Ya nasıl bir ağlama bu ya? Hocam. Kusura bakma ya. Şöyle gelelim. Kesinlikle burada... olmayacak bir iş. Bak ne? Olursa Türkiye'deki herhalde 10 maçın 9'unu tekrarlar. İşte ondan korkuyorlar. Neden hocam? Çünkü bu hakemlerle biz ya, 50 defa maç tekrar hakem hatası olur bunlar ya. Ya oraya bağlarlar. Ya bağlarlar ama hakem hata oyun kuralı değil ilan. Ya her şey oyun kuralına girmez arkadaşlar yapmayın ya. Ben bir şey demiyorum bu konuda. Ya oyun top kuralı... geliyor adama değmeden düdük çalıyor zaten kırmızılıya değiyor. Orada başlıyor oyuna. O öyle görüyor. Hakem öyle görüyor. Ne yapacak? Gelmeden çalıyor düdüğü havada. Tamam abi onu söylüyorum. Tamam, bir metre kala çalıyor. Doğru söylüyor. Bir metre var düdüğü çalıyor. Evet. Top kırmızılıyor vuruyor kırmızılıyı veriyor. Ben öyle gördüm abi ne yapacaksın? Bir şey diyemezsek öyle gördüm dedikten sonra. Ama öyle mi görülüyor? Ya öyle diyecek mi? Hakem hatasına girer. O başka öyle diyecek. Zaten ben Nihat Özdemir'in bana verdiği cevaptan anladım ben. O top dönüyor. Bunun zeminini yapıyor. Gidiyor tekrar duruyor. Sen şeklini alıyorsun. Geliyor top. Gol yiyorsun. Hakem hatası diyor. Şey kurarak. Bilmiyorum tabii ya. Ya bu neyin tepkisi var? Benim aklımı almayan işler abi. Erman Hoca sen burada dedin ya ey disiplin kurulu. Versene beni mahkemeye diye. Kayode olayı hatırladınız değil mi?
Hatay maçında oynadı. Hazırlık maçında. Sonra bir pundu bulundu oynatıldı Beşiktaş'a karşı. Evet doğru. Orada onu da gündeme sen getirdin. Ben evet. Bu arada diyorlar ya Erman Hoca Beşiktaş düşmanı değil. Senden başka getiren ya, olmadı. Bize derler. Boş. Yönetim bile o gün başka konulara girdi. Eski yönetim. Yönetim o Fenerbahçe bir... maçında niye ses çıkarmadı ya? Fenerbahçe yok çıkardı. Ne çıkardı ya? Hayır hayır konuştu. Basın toplantısı düzenledi hocam. Falan yapıldı. Ben duymadım ya. Şimdi üstüne Fenerbahçe maçı. Az bağırmışlar demek. Üstüne Fenerbahçe ben maçı. Ben duymadığıma göre. Bir de bu olunca hani ne oluyoruz? Sence tekrar mı edecek Serdar? Bu maç büyük fiyasko tekrarlansın. Ben bu işi bırakırım. Ben bu asla tekrarlanmazlar. Hiç ümidim yok. Hiç. Nihat Bey zaten dedi hakem de insandır. Hata yapabilir diye. Eyvah dedi hakem hatası. Yalnız Atiba kuralı hakemden daha iyi biliyor orta hakemden. Evet. Burak da. He? En başta Atiba. Burak da mı var? Burak da söyledi. Atiba'ya dikkat ettim ama Burak'a dikkat etmedim. Atiba devre arası bile yani birebir gitti orada konuştu. Yani tabii ki yapılan hata komik. Bu arada bir kez daha belirteyim. Göztepe oynadı. İyi oynadı. Hakkıyla kazandı. Hakkıyla o başka. Tabii yani ki başka. Burada ya. Herkes de hakkını arar. Olay Göztepe yani? Olayı falan değil. Göztepe'lerin yanlış anlaşılma olmasın. Ama burada kural hatası varsa bu sorgulanmalı. Vallahi ben olsam şunu derdim. Işte. O ama mama da ama mama değil. Kardeşim burada kural hatası var gözüküyor. Göztepe oynadı yendi. Biz diğer maçlara bakalım. Beklerim. Acaba ne zaman geleceğiz oralara? Ama mama deyince olmuyor işte. Ya o hocam, ama girdi mi olmuyor. Olumlu, herkes ya, da ama olumlu diyor. Ya da olumsuz. Bu kadar uzatmanın anlamı hocam, yok ki. Hocam hakkını aramak kötü bir şey değil. Hak yani. Arar insan bak, yani. Bak ben de şimdi hak arıyorum. Kurumumuz da hak arıyor yakında. Hani, yani. Evet hocam sen hak, de kendi hakkını arıyorsun. Hak aramak kötü bir şey değil. Ya Göztepe Beşiktaş olayı değil bir. Bir olay hata var mı? Bir hakkın dediğin var, gibi. Yok mu? Ya bir hata varsa, bir kural ihlali varsa... Dediğim gibi mutlaka insan maçı hakkını savunur. Maçın hocamı kimdi? Hüseyin Göçek. Hüseyin Göçek bu hafta maçı idare etti mi? Etti. Etti işte. Etti işte. Trabzon'da onu konuşuyoruz ya. Size neyi anlatıyor? İşte onu diyorum hocam. Bize göre hata yok diyor MHK değil mi? Bana neyi göre de bence abi? Dava devam ederken maç yönetmemesi lazım. Sonuçlanmamış başvuru. Ya bence de bir garip. Ya olur mu Serkan? Yani ben şimdi Beşiktaş Kulübü olarak... Göztepe maçında ya? Hata yapıldı diyorum. Kural hatası yapan evet. Bir hakemin ondan sonra idare ettiği maçlar ne kadar geçerlidir? O takımlar da itiraz ederlerse ne olur hukuken? Çünkü federasyon diyor ki benim hakemlerim kötü. Çok kural hataları yapıyorlar, yapacaklar. Ben bunu oynatırsam ben senede 5-6 tane maç tekrarlatmak zorunda kalırım diyor. Ama çok bence... da bariz bir kural hatası gibi görünmüyor. Yani neden biliyor musun? Başlattığı yerden sonra akan oyunun sonucunda gol gelmiyor. Çok oyun bariz. Başka bir şekilde evriliyor. Faul oluyor. Oradan gol oluyor ya. Duran toptan oluyor. Sonucu etkiliyor yani. Mu? Ama bak sonucu direkt oyundan desen ben seninle aynı görüşü paylaşırım. Ama oyun devam ederken gol olmuyor Serdar yani. Bunun kural hatası... Bence sonucu doğru. Bence hakemin yanlış yerden başlatması gibi. Otoboyuna girdikten sonra Göztepe'de iki oyuncu atılsaydı pozisyon icabı ne olurdu? Kural hatası başvurusu olur muydu mu diyorsun? Üstüne yatardın sağ tarafına. Kim? Hocam ama o... Hocam. Göztepe yatar mıydı? Nasıl? Göztepe yatar mıydı? Belki Göztepe başvururdu hayır, diyor hocam. Serdar. Hocanın sorduğu tek cevap var. Varsayım lehine üzerine... Lehine olan bir şey de şimdi, olamaz, kabul edilmez. Varsayım üzerine söylüyor Erman Hoca. Öyle iki kişi atılmadı, ama, hiçbir şey olmadı. Ama Göztepe'nin hakkı çok iyi oynadı. Beşiktaş'ta kural hatası diye... Başvurdu. Ya başvurdu. Olay hocam, ama biraz uzamadı mı ya? Şey, yani Beşiktaş uzamadı iyi mı? İyi oynadı ama Göztepe, Levent başvurdu, abi Göztepe tamam. Daha iyi oynadı. Tamam. Bunu da altını çizmek gerekir. Galibiyet hak etti. Bak Beşiktaş var. Kötü oynaması, iyi oynaması da değil. Bak orada bir hak varsa bir tabii ki evet. 50 kere vermeleri gerekir. Bir kural hatası evet. Varsa hakkını arayabilir. Başvurusu ya bu olumlu olumsuz olur. Bu ya, A hukukta, takımı olur, B takımı, C hocam, takımı hangisiyse her takım için olabilir. Hukuku biraz etrafından dolaşsan da biraz bilirsin hukuku değil mi hocam? Biraz bilirim hocam. Ya hukukta hakkını icabı bilirim biraz. Hakkını yani. Araba, hakkı kabul veriliyorsa sana, için bilirim. Hakkını araba, hakkı veriliyorsa bunu kullanmak doğru. Suç mu hocam? Doğru. Alanya evet. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe itiraz etti. Kalan 5 maçına bakalım. Ya daha onlar doğrusu da, önündeki 5 maça. Onlar da kural hatası itiraz etti 2 pozisyona. Oradan bir sonuç çıkmadı. Kimse bir şey demedi. Evet. Fenerbahçe hakkını aradı dedik hepimiz. Evet, tamam. Beşiktaş da araması doğal. Beşiktaş'ın önündeki 5 maç. Başakşehir deplasman, Trabzon içeride, Alanya deplasman, Ankara Gücü içeride, Galatasaray deplasman. Ben çok net hemen bir söyleyeyim de rahatlayayım yani. Bekleyemeyeceğim sizden görüş almayı. Kusura bakmasın seyircilerimiz.
Beşiktaş bu 5 maçı kazanırsa şampiyon olur. Serdar sen ne düşünüyorsun? %100 5 maçı kazansın. Hayır, yani ne düşünüyorsun bu 5 maçı? Yani bu inanılmaz bir viraj. Şimdi Alanya ile Başakşehir ile Galatasaray ile deplasmanda Trabzon'la içeride oynuyorsunuz. Müthiş bir fikstür. 15 puan var burada. Çok zor bir fikstür. Sergen, Yalçın, Sergen Hoca, Sergen diye ismiyle hitap ederek bazen hata yapıyor olabiliriz, kusura bakmasın. Onu biz Sergen olarak tanıdık çünkü benim kuşağım. Marka, marka. Değil mi hocam? O yüzden öyle, Sergen marka. O yüzden Sergen diyoruz. Tabii sen nasıl ki Şenol Güneş'e Şenol diyorsan, hani bizler de bizim çağdaşımız olan ve arkadaşlık 3-5 hoş beş sohbetini yaptığımız bu kişiler. Sen kötü manada demiyorsun. Ben senin için söylüyorum ama Sergen Hoca da mesela bizim için. Ben diyorum hocam. Sergen deniyorsa Sergen Hoca demek. Tabii daha sen doğru. Sen de hep 10 defa söyledin hep Sergen Hoca diye. Az önce bir defa belki doğru dedin hep Sergen Hoca ilk anlaştıktan beri. Hocam maçlara bak. Tabii. Bayağı yani. Bu yetmez ama şampiyonlar. Ben yani özellikle hatırlıyor hocam, musun? Hocam şu maçları alsın. O rüzgarla var Serdar. Ya. Pardon Serkan, Sergen Hoca geldiğinde ilk iki maçtan 6 puan alabileceğini düşündüm. Benim gibi birçok insan da düşünmüştür. İlla yani çok önemli bir şey söylemiyoruz belki. Esas ama eşik maçı bu hafta Başakşehir maçı. Tabii ki. Eğer galip gelirse yani ciddi anlamda az önce Galatasaray için söyledim ya, ilk yarıda ikinci yarıya göre rüzgarı arkasına alır. Beşiktaş da aynı şekilde çok sağlam rüzgarı arkasına tabii, alır. Tabii tabii. Yenerse, maçlar deve dişi gibi. Maçlar. Yenerse öbür 4 maçı ona göre değerlendirmek gerekir. Hocam ne diyorsun? Fazla da rüzgar almamak lazım. Zatürre olursun abi. Çok zor değil mi maçlar ya? Çok zor abi. Zor. Buradan 3 puanla da çıkabilir. Sadece Ankara Gücü maçından. Ben sana söyleyeyim. Ben diğer iki takımlardan birisi Ankara Gücü olacak. Söyleyeyim yani. 3 de çıkar, 15 de çıkar. Ankara Gücü kaybedecek neyi var niye abi? Niye çıkmasın lan? Ben o takımdan korkarım. Trabzon'dan çıkamaz. Ya niye tamam olmasın? Trabzon'da 5 maçta 15 puan toplar. Galatasaray'da toplar, Fenerbahçe'de toplar, Beşiktaş'ta şimdi toplar. Bak, bir şey söylüyorum. Hatta Başakşehir'de bence sevgili son yıllara damga vurmuş. O da toplayabilir. Konya'da Galatasaray kazandı işte Galatasaray ama topladı. Kayseri, Kasımpaşa maçları ligin dibindeki takımlar Galatasaray'ın bize bir oyun olarak, düşünce olarak bir şeyler veriyor ama Galatasaray oturdu demiyor. Şimdi Beşiktaş'ın da iki maçı kolaydı bence. Rize'de bu da. Yani dolayısıyla bu maçlar kolay değil. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir kez daha Ahmet Nurçevi'ye geçmiş olsun diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler sayın seyirciler. İyi haftalar.